Bunun önemli bir şey yok değil mi? Ha yok. Birkaç evrak gönderecekler. Şununla ilgili falan. Onlara bakacağım. Aşkım iyi misin? Kötü bir şey olmadı değil mi? Bak suratın düştü. Bu ne demek oluyor Leyla? Onur gerçekten çok özür dilerim. Benim odamda ne arıyordun Leyla? Bir telefon geldi. Kağıt kalem bakıyordum. Kalem benim masamda. Raflarda ne arıyordun Leyla'cığım? Ablan kapıya bakıyor. Sonra ben gelirken apar topar yerinize oturuyorsunuz. Oğlum lütfen gerçekten daha fazla konuşma. Çok utanıyorum. Çok özür dilerim tekrar. Ne yapayım? Bu hormonlar beni böyle kıskanç bir şüpheci yaptı. Onu çok strese girdim. Altında bir şey arıyorsun. Evet o yüzden işte. Yani gerçekten bir daha asla böyle olmayacak Onur. Biz seninle evlendik, bir yuva kurduk. Benim hayatımda senden başka hiç kimse yok. Eğer bununla ilgili bir şüphem varsa... Hayır yok ama... Güven ve dürüstlük. Bu ikisi en önemli şey evlilikte. Evet tabii ki de öyle. E tabii ki öyleyse. Benimle konuşacaksın. Bir sorunun derdin olduğunda konuşacaksın, anlatacaksın bana. Böyle gizli kapaklı iş çevirmekle, arkamdan işler yapmakla olmaz. Bunlar benim tahammül edebileceğim şeyler değil Lale. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Gerçekten. Artık yatalım mı? Benim sabah erken kalkmam lazım. Tamam. Şuraları toplayayım. Annem haklı. Gerçekten safım ben ya. Odasında kamera olduğunu nasıl düşünemedim? Rezil oldum ya. İyi yine bir şey demedi. Ay asıl ya çiftlik evinde yakalansaydım? Yok tövbe. Bir daha arkadan iş çevirmek, gizli saklı ortalığı karıştırmak falan kesinlikle yok. Niye şimdi döndü ki arkasını? Biraz aklınız başınıza gelsin Lale Hanım. Günaydın kocacığım. Günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Hem de kendi ellerimle. Vallahi sehpa yok dersen karnımı sehpa olarak kullanabiliriz. Yok ben kıyamam oğluma. Bence hemen başlayalım. Çünkü ben bunları hazırlarken bayağı iştahım açıldı. Bir de sana kış çayı yaptım. İçine biraz bal koydum. Bir de... sevgimi. Eline
Yine sağ ol. Afiyet olsun. Hadi bir süre çikolatalı ekmek yiyelim. Ben sana şöyle hazırlayayım. Hayır Fikret, hayır Fikret. Hayır Fikret, düşüncelerimin arasında senin horultun girdi. Ya ne oluyor sabah sabah ya? Ay sabah kadar gözüme uyku girmedi, hiç uyumadım Fikret. Hep abimi düşünüyorum. Niye düşünüyorsun o adamı? Ya bırak abini biraz rahat bırak canım. Hayır Fikret, öyle uzaktan bakıp seyirci kalamam. Hayır, hayır öyle hiçbir şey yapmadan duramam. Hadi kalk Fikret, hazırlan. Abimin peşine düşüyoruz. Tamam, tamam hayatım. Tamam hayat, geliyorum, geliyorum, geliyorum hayat. Ah, abicim. Günaydın Yıldız. Günaydın abicim. Nereye sabahın bu saatinde? Arkadaşlarımla kahvaltı programım var diye söylemiştim ya. Evet, söylemiştiniz. Ne tarafa gideceksiniz? Deniz kenarına, sahile ineceğim. Ay, ben de sahile inip bir hava alsam diyordum. O zaman birlikte çıkalım. Birlikte mi çıkalım? Bir sakıncası mı var? Yok canım, ne sakıncası olacak yani? Tamam, birlikte çıkalım. Tamam, o zaman ben üstüme hemen bir şeyler alıp geliyorum abicim. Tamam, tamam. Günaydın. Ah, anneciğim. Hoş geldiniz İsmet Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk kızım. Ben böyle erkenden geldim ama bir yere mi çıkıyordunuz? Yok anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Kahvaltıyı beraber yaparız diye düşünmüştüm ama. Çok iyi düşünmüşsünüz. Benim bir programım var efendim. Size afiyet olsun. Müsaadenizle görüşürüz. Güle güle abicim. Güle güle. Yıldız, nereden çıktı bu ani ev değişikliği? Çocuklara yakın olmak için anneciğim. Yakında bebeğimiz geliyor ya. Hayırlı olsun. Yardımcı olayım size. Günaydın teyze. Ay günaydın. Günaydın. Günaydın Mallıs. Günaydın enişte. Oo, maşallah masayı da hazırlamışsın sabah erkenden kalkıp ha. Bakalım hazırladım da işe yarayacak mı? Ay ya ne bileyim, bu sefer işimiz zor gibi ha. Allah'ım önünün bir şeyim hani. Bir yerden başlamak lazım yani. Ellerine sağlık Mallıs. Afiyet olsun. Ablacığım hadi hadi annemi kaldıralım ha. Ben uyandırmayacağım herhalde yani. Yok evet. Abla ya sen ablasın, hadi bir büyüklük yap da sen kaldır. Ha? İşte tamam, ben büyüğüm, ablayım. O yüzden canım seni uyandırman lazım. Sen uyandır Nergis'ciğim. Abla vallahi hayatta kaldıramam ben. Kendi kalksın. Ay. Gülşah. Yine ne var anne? Anneciğim. Şimdi bak, anneannem bize küs ya, hani bizimle konuşmuyor. Sen git onu uyandır. Hem seni görünce çok mutlu olur ha. Korkma tamam mı canım, sana bir şey söylemez. Tamam tamam, bu kadar değer vermeyin. Uyandıracağım. Tamam tamam, o zaman hadi koş. Koş uyandırma. Koş. Hadi. Hadi.
yapıyorsun? Anneanne. Anneannem nerede? Merhaba babacığım. Anneciğim. Anneciğim ne oldu? Nerede anneanne? Ya anneannem hiçbir yerde yok. Yatak odasına da baktım. Bulamadım. Ama kalkmış canım değil mi? Hazırlanıyor. Hayır, hiçbir yerde yok teyze. Her tarafa baktım. Allah Allah. Ha, dükkana mı gitti acaba ha? Bizimle konuşmamak için erkenden çıktı tabii. Ha. E o zaman bir an önce oturalım, hızlı hızlı yiyelim de çıkalım biz de hemen. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Babacığım sen de geç öyle hadi. Hadi biz de kahvaltımızı bir an önce bitirelim Kurtuluş. Sen Gülşah'ı okula götür. Nergis. Ablacığım hadi bir an önce yiyelim de biz de dükkana gidelim hadi. Ya tamam be yavrum tamam, sen de hemen panik yapıyorsun. Tamam yapma bu kadar panik. Ay ne yapayım Kurtuluş? Annemi tanımıyorsun sanki. Aşkım acaba ben de mi senle gelsem şirkete? Yani aslında gelebilirsin de. Şimdi benim çok işim var. Holding'e gideceğim, oradan toplantıya gireceğim, toplantıdan çıkacağım, Kurtuluş'u alacağım. Kurtuluş'u aldıktan sonra belediyeye gideceğim, belediyeden geleceğim, tekrar bir sürü işim var falan. Gerçi sen benim odamda oynanacak bir şeyler bulursun herhalde değil mi Lale? Özür diledim ama ben senden. Yapma bana bunu. Tamam neyse hadi gidelim gel. Sen beni affetmedin ya. Sen taktın bana. Vallahi gece uyurken de sarılmadın zaten. Sarılmadın mı? Evet uyurken sarılmadın. Aa çok pardon o zaman ya. Laleciğim ben gece uykumda ne yaptığımı nereden bilebilirim? Yani sarıldın mı sarılmadın mı öptün mü öpmedin mi? Bak tonlamalara bak. Hareketlerine bak köşeli. Ya affetmedin işte. Bir şey izah ediyorum sana. O süre zarfında da öyle jest kullandım yani hepsi bu. Taktın bana taktın. Filiz, hayır karıcığım. Yapma, gelme ne olursun. Çok gencim kız. Erol. Ay adama ne yaptım ya? Vallahi sayıklıyor kıyamam. Erol rüya rüya. Erol uyan rüya rüya. Ay! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Dokunma bana. Bak vallahi Allah'ıma kitabıma karar aldırtırım. Uzakta bıraktırtırım seni ha. Ya dokunduk sadece ya. Dokunma bana. Dokunma bana. Ürküyorum artık. Örselendim ben artık. Dokunma bana. Erol'cüğüm ben seni hani çok seviyorum ya. Kıskandım kıskandım. Ondan oldu. Vallahi bak. Öldüresiye sevmek bu olsa gene. Ne yapayım ya? Böyle özür de diledik kaç kere. Senin peninsülü yatakta görünce yani benim... Bak düşününce tüylerim silkeliyor yani. Bir hayal üzerine neden tüylerini silkeltiyorsun acaba? Yaşanmış bir şey mi bu? Olmamış bir şeyi benim aklıma sokuyorsun pelinsu pelinsu diye. Kapatalım ama lütfen. Tamam kapattık valla. Sustum. Bak yemin ediyorum. Lütfen. Bir sürede lütfen dokunma bana. Lütfen. Bismillah. Abla, annem dükkanı açmamış ya. Ay farkındayım, farkındayım ablacığım da dükkanı açmadıysa nerede o zaman ha? Sabah sabah nereye gitti? Dur şunları koyalım da. Dur, bir arayalım bari. Haluk Bey. Merhabalar. Çok bekletmedim umarım. Yo ben de az önce geldim. Pardon. Ay yok, yok açmıyor ablacığım. Kesin bize bir ders vermeye çalışıyor. Çok sinirli hala. Tamam ablacığım. Ne yapalım çok fazla üstüne gitmeyelim tamam mı? İyice bir böyle sakin desin, yumuşasın falan. İyi hadi işimize gücümüze bakalım hadi. Hadi. Önemli bir şey değil. Songül Hanım buraya kadar zahmet ettiniz. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Rica ederim ne olur artık bu kadar çok fazla teşekkür etmeyin. Dün gece düşündüm de acaba bu yaşadığım şeyi anlatmakla size
vicdanınıza böyle bir sorumluluk mu yükledim? Yani bunu düşünmek beni çok rahatsız ediyor. Lütfen yanlış anlamayın. Sizin varlığınız beni çok mutlu ediyor. Ama bu süreçte yanımda olmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani mesela bu biyopsi sırasında burada beni beklemeyin lütfen. Yani Haluk Bey, açıkçası ben yani kendimi hassas sanırdım ama siz benden bin betermişsiniz. Yapmayın oğlum, ben bu süreç boyunca sizin yanınızda olmaktan son derece mutluyum. Yani burada olmayı çok istiyorum. Ay ne isteyeyim canım? Pardon, tabii ki durumunuzdan ve hastanede olmanızdan elbette memnun değilim. Sizinle olmak istiyorum. Ya şu anda bile beni çok güldürüyorsunuz. İyi ki yanımdasınız. Tamam. Evet kahraman. Hazır mıyız? Hazırım. Harika. Nereye gidiyoruz? Bu taraftan. Buyurun. Anneciğim, neyi yaptığınıza geldiniz? Ya, vallahi hiç aklımda yoktu. Planlamamıştım. Ama öyle birden esti aklıma, çıktım geldim. Benim olur. Efendim Yıldızcığım? İyi kesmiş diyorum anneciğim. İyi kesmiş. Onları birlikte basamadım belki ama en azından huzurları kaçsın. Tadam! Aa, günaydın benim şahanelerim. Size harika bir omlet yaptım. Börek de yaptım. Sucuklu yumurta da yaptım. Menemen de yaptım. Hepsini de ben yaptım. Sen yaptın. Helal be kaynana. Vallahi helal diyorum sana. Gerçekten sen bir muhteşemsin yani. Anacık, iki tane sorum olacak müsaadenle. Birincisi neden yumurta, ikincisi neden sen? Açıklıyorum, hazır mısınız? Tamam, malumunuz bugün seher izinli. O izinliyken dedim ki mutfağa gireyim, bir tane yumurta kırayım dedim. Bir tane yumurtayı kırınca baktım kendimi durduramıyorum. Bir tane daha kırdım, bir tane daha kırdım. Ha, bütün hırsımı yumurtadan çıkardım diyorsun yani. Bu neyin hırsı acaba Betül? Ne yapayım Şadeciğim, Allah aşkına sizi mi kırayım yani? Sizi kıracağıma giderim, yumurtaları kırarım yani. Bu neyin hırsı gerçekten? Ben bir şey mi kaçırdım? Yok yavrum, bir şey kaçırmadın da yani. Bu sabah böyle enteresan bir şey oldu yani. Bu sabah uyandım, böyle üzerimde bir rehavet, bir rehavet. Acaba dedim ben yaşlanıyor muyum dedim. Yani böyle deyince de kendi kendime içimde bir hırs yaptım. Anam, sen yaşlanır mısın? Lütfen, sen yaş... dipdiri dupdurusun. Her zaman böyle düşün. Taş gibisin. Evet, mezar taşı gibi. Her zaman başımızda dimdik. Aşk olsun Şadi. Ne olacak ya? Ya espri yapıyorum. Allah aşkına 40 yılda bir espri yapıyorum zaten. Gül geç. Neyse, Allah'tan 40 yılda bir yapıyorsun. Tamam tamam, hadi. Afiyet olsun. Aa! Nasıl yedin? Hepsini sen mi yedin? Yemin ediyorum tek başına bir nasıl gömdün kız onları? Bir nefes, bir lokmada mı yedin? Nasıl yedin? Sen mi yedin? Kabus oldun yemin ediyorum. Of kabus dediğim nefesim kesildi şu anda da. Boynumu sıkıyor lan benim. Boğazımı gırtlaklandım ben şu anda. Travmatik hallerdeyim. Uzatma. Lokmamı sayma. Erol yavrum, bu neyin stresi yavrum? Niye kendini bu kadar geriyorsun? Böyle bir şey için birbirinizi kırmaya değer mi çocuğum? Ya oğlum, anneniz sizi kıracağına gider mutfağa iki yumurta daha kırar. Aa, yapma böyle stres. Kırarım. Kırarım. Gidiyorum. Aynen. Ben buradan devam kıracağım. Ben yedim zaten bunu. Kaç yıllık evliyiz, zaten yumurta dışında bir şey yapamıyor. Bırak onu yapsın bari evladım. Ha, lütfen. Bak şu böreklere bak, taş gibi taş. Bence gayet olmuş. Hırsız sesi gelirdi. Anneciğim. Hı. Bakın aklıma ne geldi. Lale ile Songül Hanım'ı kahveye davet etsek mi? Aa. Ne dersiniz? Lale ile Onur. Balayından döndüler mi? Evet, döndüler anneciğim. Döndüler. Fazla kalamadılar. Yani zaten biliyorsunuz malum Lale'nin durumu rahat edememiş. Onur da erken bitirmek zorunda kalmış balayını. Yani yavrumun zaten her şey burnundan geldi. Canım mı? Ana baba olacaklar. Kolay iş değil, değil mi? Evlerine devam ederler balaylarına da artık. Yok, Onur işe başladı bile anneciğim. Biliyorsunuz ne kadar düşkündür işine. İşte demek. Bu aralar bütün ilgisi, sevgisi Lale'nin üzerinde olacak. Bunlar çok özel zamanlar. Allah Allah. Daha yeni başlıyorlar bir evde yaşamaya. Cık. Özen göstermezlerse olmaz. Yalnız anneciğim, onları buna iten biraz da Lale olmuş. İtmiş yani. Ailemle programım var demiş. Onur'um da ne yapsın, ne desin? Neyse, nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Zaten fazla karışmamak lazım değil mi Yıldızcığım? Tabii anneciğim, tabii, tabii. Neyse,
Sen Lale'yi ara öyleyse, gelsin göreyim. Çok da özledim zaten, değil mi? Songül Hanım'ı da çağırayım ama. Mutlaka. Yıldızcığım, nedir senin bugün son günlerdeki Songül Hanım sevdan? Biz Dünürüm'le buzlarımızı erittik. Çok seviyoruz birbirimizi artık. Ben bayılıyorum Dünürüm'e. Bayılıyorum. Maşallah, maşallah. Allah bozmasın. Amin anneciğim abi. Onur, annen arıyor. Efendim? Ah güzel kızım benim. Ah Lale'cim nasılsın? Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yok estağfurullah, iyiyim. Siz nasılsınız? Babam nasıl? İyiyiz, biz de çok teşekkür ediyorum. Ay babaannem bizde. Birlikte kahvaltı ediyoruz. Biraz önce senden bahsettik. Tabii kaç gündür de görmüyoruz. Çok özledik seni. Yani eğer tabii müsaitsen, Onur'la da bir programın yoksa. Anneni de alıp bize kahveye gelsen diyoruz. Ne iyi olur, hem yeni evimizi de görmüş olursun. Biliyorsun ben artık size çok yakınım. Doğru. Tamam, o zaman ben bir anneme sorayım. Size haber vereyim, olur mu? Ah tamam, bekliyorum canım. Görüşürüz. Bu arada babaannemi çok öperim. O da seni çok öpüyor, baş üstüne. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Annenler yeni eve çağırdı da annemle beni. Güzel. Ne yapacaksın peki? Ben o zaman bir çiçekçiye gideyim, annemle konuşayım. Ondan sonra da geçeriz. Tamam. Anneciğim. Size ne diyeceğim? Şimdi Onur evlendi. Artık torunumuz da yakında geliyor. Acaba bu şirketin devir işlemlerini bir an önce bir yapsak mı? Onur da daha rahat eder şirkette diye düşünüyorum. Allah Allah. Kızım bu ne acele? Hem Onur niye şirkette rahatsız olsun, tedirgin olsun? Bütün inisiyatif onun elinde. Laf mı senin söylediğinde yani? Öyle tabii de yine de. Hem bak bakalım çocuk bir doğsun, değil mi? Kucağımıza alalım torunumuzu. Aradan şöyle bir 6 ay geçsin. Bakalım evlilik yürüyor mu, yürümüyor mu? Değil mi? Ay ben yürüyeceğine eminim anneciğim. Sizin şüpheniz mi var? Benim şüphem yok Yıldızcığım da. Senin şüphen var galiba. Yok, benim kesinlikle hiç şüphem yok anneciğim. Ömür boyu mutlu mesut yaşayacaklarına eminim. Tıpkı siz ve babam gibi. Ay değil mi Fikret? Evet anneciğim, ben de aynı fikirdeyim. İnşallah. İnşallah. İnşallah anneciğim. Dinliyorum Şerife. Betül Hanımcığım, iki haberim var. Birincisi İsmet Hanım geldiler. Güzel. Evet, ikinci habere geç. Miras olayı gündeme geldi. Ah, kesin Yıldız gündeme getirmiştir. Tabii şimdi evlendiler ya, değil mi? İsmet Hanım dedi ki bir 6 ay bekleyelim bakalım evlilikleri nasıl gidecek dedi. İşte bu harika bir haber Şerife. O zaman hiçbir şey bitmiş değil demek ki. Hatta belki de her şey yeni başlıyor. Çünkü o 6 ay içinde neler neler olmaz, öyle değil mi Şerife? Neler olmaz Betül Hanım, bana da anlatın. Şu anda anlatamam Şerifeciğim. Sen ikinci habere geç. Peki. Yıldız Hanım Lale Hanım aradı. Annenle gel oturalım dedi. Bu haber beni o kadar heyecanlandırmadı ama şimdi düşünüyorum yani. Biraz daha düşüneyim. Belki de içinde heyecanlanacak bir şeyler bulurum, öyle değil mi? Tamam tatlım, sonra konuşuruz. Bay bay. Evet, düşünmeye başladığına göre kesin gene bir şeyler var. Ay aşk olsun ama Şadi ya. Sadece düşünüyorum yani. Ona bile laf söylüyorsun artık. Kimle konuşuyordun sen? Bir arkadaşımla. Zaten soran da hata. Hadi biz kaçtık. Hadi bakalım. Ay kızım yavrum artık sen biraz da bir evinde otursan. Bir dinlensen yani. Olmuyor yani anneciğim. Bırakamıyorum ben Kocito'mu. Özlüyorum sonra. Ah ana, hiç bırakamıyor Kocito'sunu. Nefes aldırmıyor sağ olsun. Ay gıptı ediyorum size. Tamam tamam, bir şey söylemedim. Hadi ben sizi bir geçireyim. Ne olmuş? Babaannen demiş ki öyle hemen mirası veremem demiş. 6 ay geçsin bakalım, göreyim evliliklerini demiş. Ay bize de gün doğdu desene. Evet yavrum, nakm edip onları ayırmamız lazım. Yeni planlara ihtiyacımız var. Tamam anam, düşüneceğim. Ama bundan fırsat kalmıyor ki. Ah Erol'um, yavrum kıyamam ben sana. Ne oluyor ya size?
tikiniz falan mı var sizin? Ha? Böyle son zamanlarda bir tikli gibi davranıyorsunuz da siz. Yok bir şey kızım. Hadi o zaman. Hazırsan çıkalım madem. Hadi. Allah ikinize de zihin açıklığı versin. Oh. Okula yollamadı böyle anam. Hadi yavrularım. Akşama görüşürüz. Ya aşkım beni affettin değil mi? Bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını düşünerek... Evet affettim. Ya Onur, diyorum ki akşam böyle baş başa mum ışığında bir yemek mi yesek? Müzik falan da dinleriz. Olabilir. Tamam, beraber yemek yiyelim. Tamam, yeri sen ayarlarsın o zaman. En güzel bir yer ayarlarım, merak etme. Anlaştık. O zaman haberleşiyoruz. Anlaştık. Görüşürüz. Hala tripli bana, ben anlarım. Annem aramadı hala ya. Nerede bu? Abla vallahi öleceğim vicdan azabından. Bu sefer bana çok kızdı. Lale. Günaydın. Günaydın. Günaydın ablacığım. Günaydın. Lale ne oldu? Ay ne olsun. Onur'a rezil oldum. Aa, neden? Şirkette Onur'un odasında kamera varmış. Ya çok normal, ne var bunda? İnanmıyorum. Siz bunu düşünemediniz mi? Düşünemedik Nergis. Düşünemedik, şu durumdayız. Ablacığım, şimdi Onur'un odasını kurcaladığını Onur gördü mü? Neden tekil konuşuyorsun abla? Ben odaya karışırken sen neredeydin? Kapıda, nöbette. Ay evet. Ay rezil mi olduk şimdi biz? İnanmıyorum size ya. Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Burası şirket. İnsan aklına her şey gelir. Şirketmiş. Bizim dosyayla şirkette işimiz yoktu. Bizim meselelerimiz başkaydı. Hı? Evet. Biz bir tarihçiliği peşindeyiz canım, Allah Allah. Ne oldu, bir şey bulabildiniz mi peki? Yok, rezil olduğunuzla kaldınız. Ne dedin işten peki? Ay ne desin? O kızdı tabii. Ama bu samimiyetim ve cazibemle onları harmanlayıp onu yumuşattığımı düşünüyorum ama kesinlikle affetmedi. Hissediyorum ben, affetmedi. Ay. Şey deseydin, yani balayından erken döndük, ben biraz şüphelendim. Hormonlarına falan atsaydın canım suçu. Attım tabii, atmaz olur muyum? Ama yine de hayal kırıklığına uğrattım onu. Dedi ki, benim hayatımda senden başka hiç kimse yok, artık buna inan dedi. Ay, yok artık, ya arkadan iş çevirmekmiş, yok geçmişi kurcalamak, tövbe. Yapma ablacığım ya, böyle şeyler ancak ilişkinize zarar verir zaten. Yok yok, vallahi ben ağzımın payını aldım, yok istemiyorum. Annem nerede? Siz ne yaptınız, durumu? Ay sorma ablacığım. Annem sabah erkenden evden çıkmış. Aradık, telefonlarımıza da bakmıyor. Nasıl ya? Yıldız anne de çağırmıştı bizi ama. Abla, sen bir arasan annem, belki açar. Ha, hadi ablacığım hadi. Hadi. Dur bir soyunup döküneyim de bir heyecanım azalsın. Dur, gel. Ha. Niye dönüyorsam. Hadi. Ne yaptığımı biliyorum. Yine arıyorlar. Çünkü bensiz bir şeyi beceremezsiniz. Arayın bol bol. Ağacınızı yalarsınız. Lale. Gel de açma. Efendim Lale? Anneciğim, nasılsın? Ne yapıyorsun? Dışarıdayım. İşlerim var. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Olmadı. Yıldız anne kahveye çağırdı bizi. İsmet babaanne de oradaymış. Şimdi evlerini yeni taşıdılar ya. Gitmek lazım gelir diye düşündük anne.
Tamam, çıkınca gideriz. İşim bitince yani. Tamam anneciğim, tamam. Görüşürüz. Buyurun, hastamızın yanına geçebilirsiniz. Tamam, kapatıyorum. Ben sonra arayacağım seni. Hoşça kal. Ay, resmen sesiyle dövdü kadın beni. Tamam gideriz dedi ama sesi çok kötüydü, çok soğuktu. Ay değil mi? Neredeymiş peki? Dışarıda işlerim var dedi. Dışarıda ne işi olacak ki annemin? Burnumuzu sürtüyor işte. Ay evet. Ay vallahi ne söylese, ne dese haklı. Ay, evet vallahi haklı kadın. Ay şu kurtuluşlarda artık dükkan işini bir halletse ya. Ne yaptı, onlar ne yaptı? Bilmiyoruz ki ablacığım, bilmiyoruz. Hadi sen, hadi sen. Geç otur, geç. Bak eskiden çiçekler bile beni pozitifleşti. Artık onlar bile yok. Tamam, tamam ablacığım, tamam. Evet, evet, benim bacanağımın yeri. Bir araştırırsan orayı. Ne gerekiyorsa yapalım. Yani karar çıktıysa zor diyorsun, öyle mi? E tamam, sen yine bir bak. Çünkü benim için önemli. Tamam, bir haber alırsan bekliyorum bak. Sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Gel. Onur Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber Samet? Bacanak. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz mu şeye, belediyeye? Oturun iki dakika, anlatayım size durumu. Ben de seni arayacaktım zaten, konuştum şimdi. Bizim gitmemize gerek yok. Araştırıyorlar yerimizi. Ama yani karar çıktıktan sonra biraz durum zormuş. Ben çok umutlu değilim işin açığı. Ay bendeki bu şansın talihin ya. Bittim ben, neye yanacağımı şaşırdım ben ya. Param gitti, ona mı yanayım? Hayallerimi kaybettim, ona mı yanayım? Dergisimi kaybettim, ona mı yanayım? Neye yanayım ben ya? Tamam Samet, sakin ol. Yani bu kadar karamsar olma hemen. Evet abisi ya. Sen de ne kadar güçsüzsün böyle, hemen bırakıveriyorsun kendini ha. Tabii sana olan bir şey yok. Olan bana oluyor, sana ne oluyor, sana ne oluyor? Bana bak abisi. Kırıcı olmaya başlıyorsun ama ha. Yani ben üzülmüyorum mu? Benim hayallerim yok muydu yani? Benim hayallerim yıkılmadı mı? Ya zaten bak, kayınvalidenin yanında böyle iç güveysi gibi kaldım. Bir iki güne koyacak kapının önünü. Senin yüzünden bana da kıl oldu iyice. Abi pardon, ben hiç böyle düşünmedim. Haklısın ya. Ya abi pardon, ben öyle hiç düşünmedim. Ama hemen onları bırakın. Beyler. Bir sakin olun, ne yapıyorsunuz? Öyle birbirinizi suçlamakla olmaz. Çözüm odaklı olmamız lazım. Yani ne yapacağız onu düşünmemiz lazım. Bu mekan yıkılacak. Orası belli. Ya ben ne yapabilirim? Bağlantılarımı araya sokup biraz erteleyebilirim. Bu bize ne kazandırır? Hiçbir şey. O yüzden elimizde neler var, ne yapabiliriz onu bir düşünelim. Vallahi elimizde böyle büyükçe bir kazık var. Onu tecrübe olarak böyle yana koyarsak geriye ne kalıyor? İşte... Araba var. Bir tane araç var ruhsatlı. Mutfak malzemeleri var. İşte sandalye, masa falan var yani. Anlaşıldı. Tamam, yapılacak şey belli. O zaman bütün eşyaları alıyoruz. Başka bir yere taşıyoruz. Ya şimdi taşıyalım taşınmasını Onur Bey de. Elde yok, avuçta yok. Biz her şeyi batırdık. Nasıl taşıyacağız? Tamam Samet. Onu dert etmeyin. Ben size destek olacağım. Yürü be bacanak be, yürü be! Olmaz öyle şey Onur Bey. Ben sizden böyle bir şey kabul edemem. Siz beni işe tekrar geri alın, bana yeter. Patronlukmuş, işmiş, ticaretmiş, bunlar bize göre değil bacanak. Niye öyle diyorsun abisi? Hani yani bir kere böyle dolandırıldık diye yani... Hadi bir daha dolandırıldık diyelim. Bunları tecrübe olarak düşün abisi. Yani bir daha bizi dolandırabilirler mi? Mümkün mü böyle bir şey? Hayır, kimi nereye dolandırıyorsun? Dolandırabilirler mi? Mümkün değil, dolandıramazlar ya. Dolandırırlar abi. Onur Bey, ben boyumun ölçüsünü aldım. Çok sağ olun. Neyse, tamam o zaman. Siz aranızda bir düşünün bu konuyu, tamam mı? Bir bakın. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Yani her türlü arkanızdayım. Sonuçta bir aileyiz biz, değil mi? Ya sen ne acayip bir adamsın bacanak. Yemin ediyorum 10 numara adamsın ya. Bir de senin arkandan böyle ileri geri konuşuyorlar ha. Yok böyle kendini beğenmişmiş de. Yok böyle hak yermiş de. Yok kibirliymiş de. Kim söylüyor bunları? Eskiden diyorlardı bacanak, hani ben bir ara sizin şantiyede çalışıyordum da oradan şey yapıyorlardı, hani elektrik işinden anlıyorum diyorum ya, oradan anlıyordum yani. Hani bir böyle bir tatsızlık oldu, böyle ufak bir şey oldu da trafoyu patlattım ben. Ertesi günde hemen böyle sorgusuz sualsiz işten kovdular. Sen bizim bünyemizde mi çalıştın? Ha. Öyle şantiyelerden birinde çalışıyordum işte. Yani eski patronumsun ha. Hayat işte nereden nereye. Şimdi bacanak olduk. Leyla bana hiç bahsetmedi bundan. Haberi yok muydu acaba?
Yo, vardı olmaz mı ya? Vardı tabii. Niye söylemedi ki? Ne bileyim bacanak. Yani... belki benden utanmıştır yani. Hani o zamanlar Nünü'yle dar aram pek iyi değildi de. Olabilir. O zaman şey diyeyim ben hani... madem belediyeye gitmiyoruz... biz dükkana gidelim. He? Tamam. Siz geçin dükkana. Ben bir şey olursa haber vereceğim size. Tamam Onur Bey. Hadi bakalım. Çok sağ olun her şey için. Bacanak sağ ol vallahi. Rica ederim. Dediğim gibi. Siz bir aranızda konuşun. Ama kavga etmeden, atışmadan. Sakin sakin. Tamam. Bir çaresine bakacağız. Sağ ol bacanak. Sen de sağ ol. Hadi üzmeyin kendinizi hadi. Tamam. Ondan sonra ileri geri ama tamam dedim. Ya. Ama tamam diyor. Hala sizi şey yapıyor. Sen, tamam. Bir de ne bana bir de ne dedim. Hadi bir şey yapma diyor. Hala bak. Kurtuluş yorulmaz. Bizim şantiyelerden birinde çalışmış. Bir dosyasını gönderir misin bana? Tabii ki. Hemen bakıp getiriyorum Onur Bey. Bu isim bana hiç yabancı gelmedi ama... bakalım. Bu da nereden çıktı şimdi? Aman. Hadi bakalım. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Güzel. Ya Songül Hanım, yani işinizi, gücünüzü bıraktınız, benimle ilgilendiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bilemiyorsunuz değil mi? Etmeyin o zaman. Ay, Yıldız Hanım da bizi davet etti Lale ile. Size geliyoruz kahve içmeye. Birlikte gidelim o zaman. Gerek yok. Biz ayrı gideriz. Şimdi kardeşiniz tedirgin olmasın, bozulmasın falan filan. Efendim neden tedirgin olsun, neden bozulsun? Aksine bizim ikimizin arkadaşlığına mutlu olması lazım. Lazım ama. Haklısınız, haklısınız. Benim durumumu gizlediğimiz için şimdi Yıldız'ın sorularına maruz kalmamanız lazım. Ağzımdan aldınız. Tamam, hadi, hadi çıkalım. Teşekkür. Bitti gitti işte bu kadar da her şey. Lale'cim, benim işim bitti yavrum. Nerede buluşalım? Anneciğim, ben çiçekçideyim. Nasıl yapalım? Ben gelirim alırım seni o zaman. Tamam anneciğim, bekliyorum. Oldu, hadi hoşça kal canım. Annem gelip buradan alacakmış beni. Ablacığım bak, ne yap ne et. Annem bana karşı yumuşat, ne olursun. Vallahi çok üzülüyorum. Tamam, merak etme. Ay of, of vallahi olaysız bir günümüz yok ha. Ya baksana şu yaşadığımıza, bu ne ya? Ay sorma. Ama ben kendi adıma konuşuyorum. Artık yalan, dolan, entrika falan iki adım gerisindeyim. Hadi siz dahil oldunuz, arkamı dönerim, görmemezlikten gelirim. Bitmiştir. Ama benden de o kadar. Bu ne canım? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neye benziyor Şadi'ciğim? Temizlik yapıyorum. Betül'cüğüm, ben seni en son temizlik yaparken gördüğümde biz daha nişanlıydık. O kadar eskiydi yani. Ay evet Şadi'ciğim ya. Ne kadar güzel günlerdi değil mi? O zamanlar zaten temizlik annenin gözüne girebilmek için yaptığım atraksiyonlardan sadece bir tanesiydi. Ay yalandı diyorsun yani. Yani. Betül'cüğüm, hazır yeri gelmişken başka neler yalandı? Onları da mı konuşsak? Ama Şadi, iki şaka yapayım diyorum, hemen inanıyorsun. Yok öyle bir şey. Çek bakayım ayaklarını. Kaldır ayaklarını. Ya bırak, bırak, bırak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Burada bana yer yok, anlaşıldı. Tamam. Allah Allah. Thank you.
Ha yok, böyle olmuyor. Böyle olmuyor, bu değil çünkü yani. Hayran bunun hiçbir tesiri olmadı ki. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye atacağım ben bu enerjiyi? Erol Bey, müsait misiniz? Müsaitim, buyurun. Onur Bey, geçen yıl işten çıkarmış olduğunuz bir çalışanla alakalı bilgi almak istedi de. Bana ne? Erol Bey, çalışmakta olan kişiyi geçen yıl işten çıkarmıştık. Sonra aslında kusurlu olmadığı anlaşılınca ya geri alalım işe dedik ya da tazminat ödeyelim. Ama siz karşı çıkmıştınız. Bak şu anda da karşı çıktım. Çok doğru bir hareket sergilemişim. Tazminat neymiş Allah aşkına? Her yolladığımıza tazminat verecek olsak bu şirket batar beyefendi, lütfen. Onur Bey, şimdi o kişiyle alakalı bilgi almak isteyince size de haber vermek istedim. Geçmişe yönelik bir şikayet mi oldu acaba, bilemiyorum. Biliyorsunuz Onur Bey, çalışanların hakları konusunda çok hassas. Sonra başımız ağrımasın. Bilmem mi? Kıldır, hassastır. Tabii ki de çalışan haklarıymış. Allah Allah, pinti. Kuruşa kadar hesap eder, biliyor musun? Kimmiş acaba bu ayrılan? Önden bir biz görüşelim. Belki bağlarız, bir şey yaparız. Kurtuluş yorulmaz. Kurtuluş mu? Yorulmaz? Ne oldu Erol Bey? Ha? Yok, bir şey yok. Tamam. Dosya bende. Sen dosyayı bana bırak. Dosya bende. Ben ilgileneceğim bu dosyayla. Onur'a da sakın hiçbir şey söylemiyorsun. İyi de ama Erol Bey, Onur Bey benden dosyayı bekliyor. Allah Allah, bulamadım de, araştırıyorum de. Artık bunları da ben mi öğreteceğim sana? Lütfen, ben sana haber vereceğim. Peki Erol Bey, peki. Teşekkür ediyorum. Kurtuluş. Bakalım Onur Efendi neyin peşindesin? Neyin peşindesin acaba? Hemşire, yiyecek bir şey var mı ya? Merakından çatlıyorsun değil mi şu anda? Ay, birazcık daha merak ettirip acaba seni delirtsem mi? Daha da delirteyim. Efendim hayatım? İyiyim, sen nasılsın? Olur, akşam mı? Görüşelim. Tamam canım, ben de seni çok özledim. Yine kimle konuşuyor ya bu kıkır kıkır mutlu mutlu? Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Dur, bu daha iyi günlerim. Hayatım, ne oldu gene bir hışımla girdin? Ya ben sana ne diyorum ya? Ne diyorum ben sana? Hayatım, bir sürü bir şey söylüyorsun. Ne diyorsun acaba? Şimdi ne diyorsun? Erol'cum, ne olursun bak şu Pelinsu'nun sevgilisiymiş. Kimmiş bir git öğren yani. Bütün şirketi bunun bu mutluluk enerjisi, pis enerjisi dolmuş böyle. Buradan daha buralarından buralarına böyle hissediyorum. Ciddettiriyor beni. Hayatım, bak ne biçim büyük hareketlerin var senin. Şu anda kendini çok büyük yıpratıyorsun. Ayrıca bir ev sahibi olarak o yolculara çok kötü davranıyorsun. Yolcuların şu anda senden çok rahatsız. Seninle seyahat edenler senden şikayetçi şu anda. Tamam o zaman Erol. O zaman bir şey yap lütfen. Lütfen bir şey yap lütfen. Çocuk taklidi yapmazsan yaparım. Söz veriyorum, yemin ediyorum. Bak, ömrümü veririm bu uğurda. Yeter ki çocuk taklidi yapma. Hadi edeceğim. Kız, yemin ediyorum helal olsun. Ne yaptın ettin, benimkini delirttin sonunda ama yeter lütfen. Ay, o beni yeterince delirtti. Birazcık da o delirsin. Tamam ama artık yeter. Çünkü artık benimle uğraşıyor. Seni bıraktı, bana sardı. Lütfen birazcık da seninle uğraşsın. Ne olur eski günlerdeki gibi. Erol, o beni yeterince delirtti bence. Daha tablo olayını unutmadım ben. Hayatım, ne yapsaydım? Tehdit etti beni. Benim hayati güvenliğim yok bu evlilikte. Beni tehdit etti. Kapı arkasından dinledi beni seninle konuşurken. Ne yapsaydım lütfen. Ay neyse, tamam. Ne yapabilirim senin için? Kızım, kimle birliktesin bari bana söyle. Ay Erol, Erol. Aşk olsun. Ya buna sen de mi inandın gerçekten? Aa! Şu anda şoktayım. Yok mu kız? Vallahi mı? Yalan mıydı? Saçmalama Erol, tabii ki de yok. Bir plan yaptık ve bu plana uyuyorum herhalde ben.
Benim Onur'dan vazgeçme gibi bir niyetim yok. Vallahi benimki inandı şu anda. Helal olsun. İyi, inanmaya devam etsin. Birazcık daha delirsin. Hayatım biraz delirmiyor işte. Çığırından çıkıyor, çok deliriyor. Beni darlıyor ondan sonra. Diyorum ki sen yeniden Onur'la birlikte olsan. Aralarında ince ince Lale ile Onur'un nifak tohumları serpsen. Bizim için de iyi olmaz mı? Hı? Ay tamam Erol. Lütfen böyle yavru köpekler gibi bakma bana, tamam? Aklımda bir şeyler var zaten. Merak etme. Yeniden eskisi gibi oluruz ve yeniden bana kızmaya devam eder. Gerçekten mi kız? Gerçekten çok mu kızacak? Evet. Ay bu sefer bana gerçekten çok kızacak galiba. Ay inşallah mı diyelim, ne diyelim? Şu anda rahatladım yemin ediyorum. E o zaman şov başlasın. Başlasın. Hadi işinin başına. Hadi. Anneciğim ne yaptın bugün? Hı, neredeydin? İşim vardı. Ne işin vardı? Sana ne? Siz bana ne yaptığınızı söylüyor musunuz? Anne sen Nergis'e kızacaksın diye söyleyememiş kız sana. Şimdi hiç kızmadım değil mi? Allah'tan annem var. Ah, Allah'tan annem var. Bir o beni düşünüyor zaten. O da çok uzaklarda. Anne niye böyle söylüyorsun? Nergis de ablam da biz seni çok seviyoruz. Belli, ay çok belli. Nergis çok kötü durumda. Suratına bakılacak halde mutsuz. Bedbaht. Biraz daha acıklı yap. İnandırıcı ol. Ama sen istemiyorsun diye Samet'le görüşmeyi kesti kız. Sakın o S harfliği söyleme bana. Sakın, zaten sinirlerim burada. Hem de Onur'un şoförüymüş. Konuşmayalım, geriliyorum. Ağlamalara çalış sen. Eksik kaldın. Eksiksin o konuda. Susuyorum ben. İşte burası. Aa, burası bizim beğendiğimiz ev. Ama iyi ki öbür ev olmuş ya. Bizim evimiz daha güzel. Ya inşallah germez ya bu kadın. Yok anne ya. Azıcık oturup kalkarız, bir kahve içeriz. Kahve içip kalkarız. Güveniyorum sana. Ya ben güvenmiyorum ki kendime. İnşallah terasta oturmazlar yine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun geçin, salondalar. Oy, iyiliğimiz kendimiz olsun. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel kızım. Aa, ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi gördüm, çok iyi oldu. Ben artık kaçayım. Siz de kadın kadına konuşun. Hoşçakalın. Hoşçakal Fikret. Buyurun lütfen, buyurun. Dikkatli hanımefendi. Ay. Of. Ay hiçbir şey zevk vermiyor bana artık. Ay yok, hiçbir şeyden zevk almıyorum ben artık. Ay benim bu suskunluğum, benim bu entrika çevirmeyen halim, ne kadar sıkıcı oldum ben ya. Ay yok, benim bir şeyler yapmam lazım. Ay. Ay hissediyorum. Ay hissediyorum, ben resmen köreldiğimi hissediyorum şu anda. Ay benim bir şeyler yapmam lazım. Ben ne yapayım ben? Ben Şebnem'i arayacağım. Evet, ben Şebnem'i arayayım. Belki onda yeni havadisler vardır. İki lafın belini kırarız yani, öyle değil mi? Ayrıca da yoksa yoktur yani. En kötü Yıldız'ı çekiştiririz. Mantıklı. Ay yavrum. Ay. Alo? Şebnem'cim nasılsın hayatım? Şebnem, bana gelsene tatlım kahveye. Hadi hadi, bekliyorum. Ay. Üf. Ay. Şey, ben biraz daha açık alabilir miyim? Tabii. Niye yemiyorsunuz Songül Hanım? Yoksa kahvaltınızı çok sıkı mı yaptınız? Ya da diyette misiniz?
Yani ikisi de değil. Yani dikkat ediyorum desem o kadar. Aslında sizin de çok yani dikkat etmeniz gerekiyor da. Yani hepimizin, sizin değil Safi. Yani herkesin aslında belli bir yaştan sonra daha şey olması lazım. Evet Yıldızcığım. Sen de pek dikkat etmiyorsun son zamanlarda. Ya ne kadar güzel zayıflamıştın. Bak gene kilo aldın. Sıkıntıdan yiyorum sanırım anneciğim. Maşallah. Lale de ne kadar çok yiyor ama hiç kilo almadı. Kız aynı ben. Bizim metabolizma biraz hızlı çalışıyor. Bir de biz hayatta, ben mesela hiç hatırlamam böyle sandalyeye şey koyduğumu. Yani hareketten biraz. Aynı ben. Ne kadar şanslısınız maşallah. Ne bulsam yiyorum babanla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz abicim. Nasıl geçti kahvaltınız? İyi geçti, iyi geçti. Nasılsınız Songül Hanım? Teşekkürler. Lale'cim. Geldin, eller benim yemek. Yıldız, ooo pasta masta. Sizin de mi gözünüz abarttı abicim? Neyse neyse, hadi size afiyet olsun. Ben müsaadenizle biraz istirahat edeceğim. Müsaade sizin. Tabii dinlenin abicim. Songül Hanım haklı. Yıldız'ın bizi birlikte görmeye tahammülü yok. Allah Allah. Yavrum sen de bitirdiysen kalkalım. Yoksa sardıralım istersen geri kalanını çok sevdiysen. Şunlar bitsin de kalkarız tamam. Laleciğim. Erken dönmüşsünüz balayında. Ne oldu? Vallahi buldum abla. Bu ne be? Ya, aa. Şaka yapıyorum. Lale! Ay, hep çocukluğunda da böyleydi, şaka yapardı bana. Lale! Kızım korkutma beni Allah aşkına. İyi misin? Kızım İsmet Hanım'a cevap versene. Ne sordu ki anne? Dedi yani balayından niye erken döndünüz? Erken dönmüşsünüz dedim. Şey babaanne ya, öyle oldu. Emir doğduktan sonra acısını çıkarız ama. Tabii tabii. Tabii. Gel. Onur müsait misin? Müsaitim, gel. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Seni dinliyorum. Yani söze nasıl başlamam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Sana her zaman dürüst oldum. Şimdi olacağım. Sen benim için hep değerliydin. Seni hep gerçekten çok sevdim. Senden vazgeçmek gerçekten çok zor oldu. Berinsu, bunları artık konuşmasak. Ben evliyim biliyorsun. Biliyorum. Müsaade et sözüme devam edeyim. Ama şimdi gerçekten iyiyim. Ben seni çok iyi tanıyorum. Vicdanını rahat ettirebilirsin. Beni düşünme. Çünkü ben gerçekten çok iyiyim. Kendime yepyeni bir sayfa açtım. Ne konuşuyor bunlar ya? Başkasından duy istemedim. Benden duy istedim. Benim hayatımda biri var. Beni gerçekten çok seven, bana değer veren biri. Senin adına sevindim. Teşekkür ederim. Umarım bu sefer mutlu olurum. Umarım. Sen gerçekten mutluluğu hak ediyorsun. Teşekkür ederim. Aa, Onur. Sana vermem gereken bir şey var.
Aslında bunu sana çok önceden vermem gerekiyordu ama hiçbir zaman cesaret edemedim. Ne yapıyorlar ya? Yeni hayatında çok mutlu ol. Hop 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 ya, yavaş ya, bu ne samimiyet? Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Hop! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyormuşum ben ya? Ya Onur artık evli, sen farkında mısın? Bir bunu fark eder misin artık? Uzak dur Onur'dan. Yani Filizciğim, minik kuşum. Ben aslında uzak durmayı başarmıştım. Ama sen bana o kadar güzel bir akıl verdin ki o küçücük aklınla. Ben de aşkımın peşinden koşmaya karar verdim. Ne diyorsun sen be? Sen yanlış anlamışsın, yanlış anlamışsın. Ben dedim ki Onur'dan ayrı kalacaksın, aşk acısı çekeceksin. Sen anlamamışsın, yanlış anlamışsın yani. Şimdi insan birine aşıkken ondan uzak durabilir mi? Duramaz. Mesela sen Erol'dan uzak durabiliyor musun? Duramıyorsun. Erol senden uzak durabiliyor mu? Ay bu soru kalıbı olmadı çünkü Erol senden uzak durabiliyor. Ay neyse, konuyu dağıtmayayım. Yani kısacası ben de aşkımın peşinden koşmaya karar verdim. Bunun için de sana çok teşekkür ederim Filizciğim. Hadi görüşürüz. Minik kuş. Ne yaptım ben ya? Dosyayı bekliyorum hala. Onur Bey, istemiş olduğunuz dosyayı bulamıyorum. Ne demek bulamıyorum ya? Bilemiyorum efendim. Bir karışıklık olmuş olabilir. Şu an tüm dosyaları araştırıyoruz. Tamam hadi, bekliyorum. Acil bekliyorum. Önemli benim için, tamam? Peki efendim. Bu işin sonu bana patlamasın da. Evet. Kurtur. Bahadır. Abisi bak, 7. masa hesap istiyor. Bir bakıver hadi. Abisi. Heh. Bak ne diyeceğim. Şu bacanağın verdiği parayı alalım. Dükkanını güzel bir yere taşıyalım ha. Yok abi, hayır olmaz. Israr etme artık sen de ya. Ticaret bize göre değil. Biz boyumuzun ölçüsünü aldık. Kapat artık bu konuyu. Bak yanlış yapıyorsun abisi. Ben sana söyleyeyim, yanlış yapıyorsun. Ondan sonra kurtuluş abi, bak ben yanlış yaptım ama iş işten geçti diyeceksin. Bacanak telefonun çalıyor. Biliyorum bacanak, duyuyorum. Duyuyorum, telefonum çalıyor. Erol arıyor ya. Efendim Erol'um. Kurti, ne yapıyorsun, nasılsın? Görüşemiyoruz, özleştik be. Vallahi iyiyim Erol'um, işte hani böyle iş güç koşturuyoruz yani. Hani dükkan biraz yoğun da ondan arayamadım herhalde. Yoksa ben de acayip özledim ha. Vallahi gelemedik, dükkanı da açmışsın, bir hayırlı olsun bile diyemedik. Bugün geleyim diyeyim diyorum. Müsait misin? Vallahi müsaitim Erol'um. Gel, süper olur ha. O zaman ben sana dükkanın adresini atayım ha. Tamam. Tamam Erol'um, görüşürüz. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Benimkine görünmeden gitmem lazım. Kaçtım kaçtım. Erol'um ya, hani bizim açılışa gelemedi ya. Hisli çocuk, böyle içlenmiş. Bir tuhaf herif ama ben seviyorum ya, delikanlı çocuk. Yemin ediyorum, o gelecek buraya. Erol'um. He. Ya bacanak, bu işin içinde başka bir iş olmasın. Yani biliyorsun bu kıl kuyruktan ben az almam fazla. Erol, hani bana... Ya Erol'um diyorum be oğlum, ne olacak yani? Sen de laf konuşuyorsun be bacanak. Vallahi ben söyleyeyim de ondan sonra söyleme de deme. Sen ne kesiyorsun? Domates, çoban salatası için. Ha iyi iyi. Nerede bu Erol ya? Nereye kayboldu? Erol! Erol!
Allah Allah, bu haller falan. Şebnemciğim, nasılsın görüşmeyeli? Aynı işte. Aynı işte. Aynı değil. Bu olaylar böyle aynı, ben anlarım. Yok hissederim ben yanılmam, kaçmaz benden. Kız, bir şeyler var sende. Var bir, ben yanılmıyorum. Çatlatma sana kız, anlat. Ne oldu? Tamam tamam, anlatacağım. Yıldız geçen gün beni yemeğe çağırdı. Gerçekten mi Şebnem? Evet. Niye şaşırdın ki? Şaşırdım yani, böyle abisi konusunda biraz hassas davranmıştı ya, o yüzden şaşırdım yani. Ama bu sefer öyle değildi. Allah Allah. Ay, senin adına gerçekten çok sevindim. Neler yaptınız, anlat bakayım. Haluk işi çıktığı için yemeğe katılamadı ama önümüzdeki hafta mutlaka bir şeyler yapmaya karar verdik. Hafta sonu hep birlikte bir yerlere gideceğiz. Spa merkezi olabilir dedi. Ay, bunlar harika haberler Şebnemciğim. Senin adına gerçekten çok seviniyorum bak. Yıldız ilişkinizi destekleyecek gibi görünüyor. Ne dersin? Evet evet. Bu son davranışından sonra beni bayağı şaşırttı. Şaşırma. Şaşırma tatlım. Sen hiç şaşırma. Ben Eltim'i tanırım. Bak benim Eltim ne yaptı biliyor musun? Çıkardı takkesini. Eğrisiyle doğrusuyla her şeyi şöyle bir düşündü ve dedi ki... Şebnem'den daha iyisini bulacağım ben abime dedi. Bak kesin böyle oldu. Bence böyle yani. Haklısın canım. Demek öyle Elticiğim. Abisini Songül'e kaptıracak diye ödü kopuyor tabii. Ben de boş durmayıp büyük bir zevkle bu planınızı bozacağım. Şebnemciğim, ne düşünüyorum biliyor musun? Tam şu anda düşünüyorum bak bunu. Sen ve Haluk abim birbiriniz için yaratılmışsınız adeta. Evet kesin böyle. Yani eğer sizin bir ilişkiniz olursa, yani olabilirse böyle bir şey, çok mutlu olacağınıza eminim tatlım. Ay öyle mi diyorsun? Bak şimdi ben de heyecanlandım. Heyecanlan heyecanlan, biraz da sen heyecanlan. Böyle şeyler kaçmaz benden. Ben anlarım. Ben hiç yanılmam böyle konularda. Ayrıca Yıldız bu ilişkiyi desteklediğine göre Haluk abimin de duygularından emin demektir. Bak. Bir an önce Yıldız'a gitmem lazım. Ay son gün inşallah çıkmamıştır. Ay. Ay. Ay unuttum ben bu. Ay Betü. Neyi unuttun? Ay ben neyi unuttum? Ben Filiz ve Erol'la buluşacaktım. Biz bebeklere mobilya bakacaktık. Tam da bugün, bak şimdi sen de. Ay unuttum ben. Tamam canım, o zaman ben kalkayım. Ay Şebnemciğim, ya kusura bakmazsın değil mi? Ay ne münasebet. Ah canım benim, çok teşekkür ederim. O zaman şey yapalım mı? Ben de çantamı alayım. Beraber çıkalım, olur mu? Tamam canım, çıkalım. Hoş geldin Şebnem. Hoş bulduk. Aşağıda uyandın mı sen? Uyanmadım. Hala yataktayım Betücüğüm. Şakacı bir kocam var. Neyse, hadi Şadi'cim, ben çıktım tatlım. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun Betü? Bir işim var Şadi. Tamam, nereye gidiyorsun? Ay Allah'ım, soracağı tuttu. hayatım, Erol ve Filiz'le buluşacaktım ya ben hani bugün. Hani bebeklere mobilya bakacaktık. Ya boş ver, unuttun sen işte demek. Hadi görüşürüz. Bugün gidip ikizlere mobilya bakacaktınız ha? Niye benim haberim yok? Ha? Oluyor mu böyle? Ben eğer zamanında uyanmasaydım sen çıkıp gidecektin. Bana haber vermeden. Olmuyor böyle. Gerçekten olmuyor. Şadi, beni çok şaşırtıyorsun sen. Sen niye şimdi buna bu kadar kocaman bir tepki gösteriyorsun? Minicik bir şey bu yani. Ne oldu tatlım ya? Sen tersinden falan mı kalktın? Bekle, ben de geliyorum. Ay tuttu inadı. Şebnem'i göndermek için yalan söylediğimi nasıl anlatacağım şimdi ben buna? Yalan mı? Maşallah, o kadar profesyonel yalan söylüyorsun ki anlamak mümkün değil. Ne oldu? Belime bir şey oldu. Siz gidin, ben gelmeyeyim şimdilik, sonra şey yaparız Betül. Ha, ben de onu diyorum hayatım, hem üşür yani, boş boşuna sokaklarda da üşütür durursun ya, ben gideyim şıp şıp halledip geleyim, gelince şey yaparız, böyle yakılar basarız, bardak falan yaparız işte bir şeyler. Hadi görüşürüz Şadi'cim. Hadi hadi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu edip o kutunun içine bakmalıyım. Ama nasıl? Efendim, biz de artık kalkalım müsaadenizle. Kalkamayız şu an ya, oturalım. Biraz daha oturalım anne ya. Gerçekten Songül Hanım, kalın. Oturmak mı istiyorsun? Hatta, ay canım benim. Ay güzel, otur. Peki, o zaman ben bir çay daha alayım. Şerife! Buyurun Yıldız Hanım. Çayları tazeler misin lütfen? Hemen. Ben geldim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dikkat Şerife. Aa! Bunu buraya mı koymuşum? Ne oldu? Ne oldu yavrum? Tuvalete. Ay,
Ben bir lavaboya gideyim. Koş. Lavaboya. Kusura bakma. Terfi. Ani hareketler vay bebeğe be. Zarar vermesin. Hiç vermez, hiçbir şey olmaz. Aşk olsun Lale Hanımcığım. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ah evet. Tuvalet ne tarafta? İleride solda. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Lale arıyor. Efendim ablacığım? Abla bulduk. Kutuyu bulduk. Kutu mu? Ne kutusu ya? Hangi kutuyu olacak? Onur'un kutusu. Ay inanmıyorum. Nerede? Annesinin evinde. E nasıl buldun peki? Ha? Lale bak ne olur ablacığım oraları da karıştırdığını falan söyleme. Kamera falan vardır ha? Ablacığım saf mıyım ben? Kontrol ettik herhalde. Ayrıca kimsenin sakladığı falan yok ki. İçinde ne olduğunu bilmiyorlar herhalde. Şerif'in elinde kutu. Bir odaya gidiyor sonra diğer odaya gidiyor kutu. Ya... Onur niye böyle bir şey ulu orta bıraksın ki be ablacığım ya? Bana bak çok saçma bu ya. Asıl saçma olan o kutuyu hala saklıyor olması. Ben attığı için sakindim bu kadar. Yani bana bir de dürüstlükten bahsediyor. Anladın mı? Ben o kutuyu bir ele geçireyim. Bak içine neler göreceğim. Bak cingar çıkartmıyor muyum burada? Lale bak ablacığım ne olur gazı gelip saçma sapan bir şey yapma. Mutlaka bir açıklaması vardır. Abla hala eski sevgilisiyle olan hatıralarını o kutunun içinde saklıyor. Nasıl bir açıklaması olabilir bunun? Ya tamam. Haklısın. Haklısın ama ne olur bak önce bir sakin ol tamam mı? İyi tamam. Tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Kapat. Ay iyi tamam. Tamam hadi kapa. Ay ne kutuymuş bir kutudur gidiyor ya. Kurtuluş Bey. Erol'um hoş geldin ya. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok güzel mekan maşallah. Vallahi açtık işte Erol'um çalıştırıyoruz ya. Erol Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sametciğim. Hayırlı olsun. Çok güzel, 10 numara mekan olmuş. Sağ olun. Neyse, ben müşterilerle ilgileneyim, siz konuşun. Hadi abi, sen müşterilerle ilgilen. Erol'um, biz de oturalım şöyle. Hadi madem. Geç hadi. Vallahi sağcımaş, bunu da çok iyi yapmışsınız. ne yersin Erol'um, ne sipariş vereyim? Vallahi bir T-bone steak alayım madem. Bahadır, abisi bir bak hadi. Bize bir tane... sen karışık ızgara yaptır bize. Bir çoban salata, bir de geçen gün aldığımız süzme yoğurt var ya, ondan getir abisi, hadi. Süzme yoğurt kesin olsun. En sevdiğim. Nasıl gidiyor, işler güçler nasıl Kurti? Vallahi oğlum nasıl olsun be yani, hiç fena değil aslında ama... Başka dükkan işi olmazsa en azından boş kalmam, Erol'un yanına dönerim. Da bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum bak seninle çalışmayı da acayip özledim ha. Sen mi ben mi? Yemin ediyorum ben senden fazla özledim o beraber çalıştığımız o muhteşem günleri. Ama burada fena değil. İşliyor gibi görüyorum. İğne atsan yere düşmez. Vallahi maşallah işletme olayını becermişsiniz. Ben de düşünüyorum arada böyle bir sektöre geçeyim. Acaba buna mı gazlasak dükkanı da zararı azaltsak?
Böyle bir yer mi yani? Hayırdır Erol'um, hani sektörü falan mı değiştiriyorsun? Gıda sektörüne mi giriyorsun? Filiz çok yiyor. Filiz acayip yiyor. Geliyor gidiyor yiyor. Pis boğaz. İki canlı bir de. Yemin ederim dünyaları yiyor. Diyorum böyle bir yer alayım, en azından ben de kurtulayım. Ya onu diyorum ben de hani. O kadar ne yiyorsun? Senin de işin harbiden sonra. Böyle bir yer açsan anca şey olur ha. Atayım kurtulayım. Ya ilahi Erol'um ya. Allah Allah. Bu ne samimiyet ya? Of, iyi güldük. Güzel güldük. Vallahi vallahi. Neyse. Siz peki daha önce böyle bir iş yaptınız mı? Yok be Erol'um. İlk yani hani gıda sektörüyle ilk tanışmam budur yani. Gıda sektöründe ilksiniz. Otomotiv de ilkti hatırladığım kadarıyla. Ondan önceki sektör neydi sizin? Bu da tam çakala. Duymuş bacanaktan aklı sıra aklımı arıyor. Daha amacını onu çözemedim. Dur bakalım. Şimdilik yemi yutmuş gibi yapalım. Ben daha önce sizin şirkette çalıştım. Aa! Şok içindeyim şu an. Yemin ediyorum ilk defa duyuyorum. Nasıl bizim şirket? Bildiğimiz bizim şirkette. Hangi departmandaydınız? Şantiye. Yani şantiyede kovuldum. Allah Allah. Biz mi kovduk sizi? Sizin gibi değerli bir elemanı. Neden ki? Trafoyu patlattım. Trafoyu? Şunca az trafo için biz sizin gibi değerli bir elemanımızdan mı olduk? Yemin ediyorum şu anda pişmanlıklar içerisindeyim. Ama akrabamız olacağınızı da bilsem gerçekten böyle bir şey yaşanmazdı. Yok be oğlum yani hani... Kovmakta haklıydınız hani. Sonuç olarak koskoca trafo. Daha enteresan bir şey var yani. Sabah da bacanakla aynı mevzuyu konuşuyorduk. Hani tesadüfün bu kadarı. Allah Allah, o tesadüf. Nasıl tesadüf acaba, dönüp dolaşıp buralara gelmiş bu muhabbetler? Yok öyle hani havadan sudan konuşuyorduk. Öyle laf lafa açtı. Öyle geldi oralara. Önemli bir şey değil yani. Yok yok. Bu konunun altında başka şeyler var. Mevzu tazminat falan değil. Kuzen başka bir şeyin peşinde ama neyi? Etler gelse de yesek, süzme yoğurt falan. On numara. Hadi, hadi abi şey, ızgaralar tık tık. Gel. Onur Bey. İmzalamamız gereken evraklar var. Akşam için rezervasyon tamam mı? Evet Onur Bey. Tamam, sağ ol. Oh. Artık biz de değil mi? Yavaş yavaş kalkalım. Yıldız anneciğim, babamla nasıl tanıştınız? Bayağı uzun bir mevzu. Tabii tahmin ederim. Biz başka bir zaman ver ağzımızın tadıyla uzun uzun dinleriz yavrum, hadi. Yok ya, ben çok merak ediyorum. Anlatsana Yıldız anne. Çok pardon. Ne ya? Efendim aşkım. Canım, ben şimdi çıkıyorum. Siz ne yaptınız? Biz ne yapalım? Çok güzel oturuyoruz. Yıldız anne de. Çok mutluyum ben burada. Güzel. Tamam, nasıl yapalım? Oradan mı gelip alayım seni? Neden alıyorsun ki beni canım? Akşam yemek yiyeceğiz ya beraber dışarıda. Ben rezervasyon yaptırdım hani. Ya yemeğe başka bir akşam mı çıksak? Şimdi Yıldız anne babanla nasıl tanıştığını anlatıyor da. Tamam, ben gelene kadar anlatır herhalde. Sorularım bitmeyecek ama. Ardı arkası kesilmeyecek benim sorularımın. Sonuçta bak ne güzel. Annen anlatıyor babanla nasıl tanıştığını, nasıl evlendiler falan. Biz de şimdi artık bir aile olduk. Bizim birbirimiz hakkında böyle özel şeyleri bilmemiz gerekiyor ama Onurcuğum. Değil mi? İyi tamam o zaman, nasıl yapalım? Ben oraya geleyim, orada yeriz yemeği. Başka bir akşam çıkarız artık. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Tamam, hadi geliyorum. Onur da gelecek, akşam yemeği beraber yiyelim dedi. Çok güzel. Yavrum, hadi sen kal. Ben şey yapayım. Lütfen. Lütfen siz de kalın Songül Hanım. Lale ne kadar güzel bir hususu hatırlattı bize. Gerçekten birbirimizi ne kadar az tanıyoruz değil mi? Kalın, yemekten sonra bol bol sohbet ederiz, güzel güzel konuşuruz değil mi? Evet evet, çok güzel bir düşünce. Yani madem akraba olacağız ki olduk, o zaman birbirimizi daha yakından tanımamız gerekiyor, evet. Ne yapıyorsun? Kendine gel diye yapıyorum. Ne bu? İthal bir kumar. Tahmin ettim. Oh. Nerede bu Erol ya?
Arıyorum, arıyorum. Telefona da cevap vermiyor. Nereye kayboldu bu adam? Şükürler olsun yani. Yaşıyorsun yani Erol. Vallahi buna yaşamak denirse hayatım. Ne oldu? Hayırdır? Neredesin? Tam 1 saat 47 dakikadır yoksun ortalıkta. O kadar olmuş mu ya? Yemin ediyorum insan güzel anların nasıl geçtiğini anlamıyor biliyor musun? Neredeydin diyorum. Hayatım, lavabodaydım. O kadar saattir elini mi yıkıyordun yani? Ha, oldum. 1 saat 47 dakika ellerimi oldum hayatım. Lavabodaydım dediysem lavabonun biraz daha içerisine doğru içerideydim. Ha, tuvaletteydin yani. Biz bilmiyoruz sanki tuvaletteyim demeyi. Kibarlık olsun diye öyle söylüyorum. Lavabo denir. Sen bir kere bir sakin olur musun? Neden bu kadar streslisin? Bak şu anda kocan yanında. Birazcık sakin ol. Ve tane tane anlat. Ne oldu? He? Feliz'e mi laf sokamadın? Oyalanamadın mı kız? Oyalanamadım Erol yani. Hatta şu anda moralim sıfır yani. Yerin dibinde. Hüsrana uğradım. Biraz anlatmak ister misin? Pelinsu ile Onur'u gördüm. Hem de böyle yakın, samimi samimi böyle mıç mıç. Hayatım belki dostanedir o mıç mıç. Dostane mıç mıçı biz ayırt edebiliyoruz herhalde. Erol. Bu Pelinsu'nun mutluluğunun sebebi Onur olmasın. Onur'un bu şey hissi, Pelinsu'nun sevgilisi olmasın. Bu gönderdiği çiçekler, böcekler, möcekler bu Onur'dan gelmiş olmasın. Pelinsu'ya ne diyorsun? Yavaş, yavaş bir nefes al. Yavaş, ne yapıyorsun? Bademciğini yutacaksın. Nefes alamıyorum ben. Ben nefes alamıyorum, yavaşlayamıyorum. Benim kankama bunlar nasıl yapılıyor ya? Nasıl yapılıyor? E tamam, konuş o zaman Lale'yle. Konuş, anlat bakalım ne diyecek, ne tepki verecek. Balayından erken döndüler. Orada kavga ettiler zaten. Orada kesin bir şey var. Kız Hamiş herhalde yani. Ben ararsam, üzülürse, bebeğe bir şey olursa ne yapacağım? Önce benim bu yasak ilişki mevzusunu, doğruluğunu bir anlamam, bir kavramam gerekiyor. Onu bir ispatlamam gerekiyor. Hayatım daha başka nasıl emin olacaksın, nasıl ispatlayacaksın ama? Eski nişanlısı bu şirkette çalışıyor. Bu bilet istemediğim bir hareket, hiç etik değil yani. Haklısın Kocito. Ama eğer çok merak ettiysen sana da görev. Git tanıklarla konuş, araştırmayı yap, dosyayı bana sun. Görev anlaşıldı. Filiz Sarıhan takipte. Ben kaçar. Hep vurdu teknik cihaza. Teknik cihaz bunlar. Hep vurdu teknik cihaza. Benden uzak olsun da. Neyse benden uzak olsun da. Aman. Araştırsın dursun. Hep teknik cihaz bunlar. İşte böyle her gittiğim yerde karşıma çıkmalar falan filan derken bir gün böyle bir buket bana doğru yürüyor. Ayaklar görünüyor sadece. Cık, yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı buket bana doğru. Sonra ayaklarımın altına serdi o çiçekleri. Fikret ben dedi. Ay. Ben de Yıldız ben dedim tabii. Bu arada o benim zaten adımı biliyormuş yani. Uzun zaman peşimden koştuğu için aylarca. Neyse işte biz de böyle tanışmış olduk. Ne romantik. Böyle filmlerdeki gibi. Film zaten. Öyledir. Film Fikret. Ay, ay inşallah son günü kaçırmamışımdır. Aklımı seveyim. Ay fikirlerimi öpeyim. Ay. Ay. Kızım ne yapıyorsun? Dur bir gören olacak. Ay ne yapayım çok özlemişim sizi kusura bakmayın. Sen de haklısın tabii. Yani özlenecek kadınım. Bana bak Songül'le Lale'yi kaçırmadım değil mi? İçerideler mi? Yok yok kaçırmadınız. Hatta yemeğe kalıyorlar. Siz de kalıyor musunuz yemeğe? Yok ben yemeğe kalmam. Ben böyle 2 tane fitne fesat tohumu eker evime dönerim. Tamam. Buyurun içerideler. O zaman şey de anlatın şeyi. Nasıl evlenme teklif etti? O da büyük bari. Selam. Ay 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 Eltim, Eltim yeni evin hayırlı uğurlu olsun. En güzel günlerini burada yaşarsın inşallah. Songül'cüm, Lale'cim, annem. Nasılsınız? İyiyiz kızım sağ ol. Sen nasılsın? Harikayım, harikayım. Herhalde öyle de görünüyorumdur değil mi? Evet gerçekten çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim Lale'cim. Sen de öyle görünüyorsun. Ay ne güzel sizi böyle yeniden 2 dünür bir arada görebilmek. Yine birleşmişsiniz yani. Ay düşman çatlatırsınız vallahi. Ay çok güzel ya. Yani özellikle böyle bir zamanda böyle bir samimiyet harika. Bari maşallah de kızım. Maşallah de. Değil mi? E maşallah maşallah. Ne yapmış benim Eltim? Çocukları rahat rahat gagalamak için gitmiş evi değiştirmiş. Ay yanlış konuştum.
Ben yine yanlış konuştum. Ay pardon, şey demek istiyorum yani çocuklara rahat rahat destek olabilmek amacıyla evi değiştirmiş. Çok da iyi yapmış, hayırlı olsun. Betül, ben de sen gelmeden önce Fikret'le tanışmamızı anlatıyordum. Aslında senin Şadi ile tanışma hikayen daha ilginç, anlasana. Tüp. Hayır, anlamadım. Ben ne var ki benim Şadi ile tanışma hikayemde hiçbir ilginçlik, öyle bir tanışma yani. Tanıştık, bitti. Aa, olur mu hiç? Ay dur ben anlatayım. Şimdi o zamanlar bizim Betül bir çeyizcide tezgahtar. Tabii hemen düzeltiyorum her zamanki gibi eltimi. Ben o zamanlar çeyizcide satış müdürüyüm. Müdürü. Bu arada bizim Şadi de nişanlı. Ha. Şey, evet başka. Siz daha evvel nişan. Bizim Betül bakıyor, benim anneciğimin yaptığı hatırı sayılır alışverişi görünce maşallah birdenbire Şadi'ye vuruluyor. İlk görüşte aşk. Ay Haluk abiciğim, nasılsınız? Merhaba Betül. Dinlenebildiniz mi abiciğim? Evet, biraz kestirdim. Ay ben anladım. Haluk abim hafta sonuna enerji depoluyor, tamam. Ne varmış weekend? Aa. Şebnem'le spa'ya gidecek misiniz Haluk abiciğim? Ay Haluk abi, vallahi sizden korkulur. Ben bile sizden korkuyorum yani. Ay siz öyle ne yere bakan yürek yakalmışsınız meğerse. Böyle vallahi sağ gösterdiniz, sol vurdunuz. Vallahi yani ay, ben siz kiminle olacaksınız diye düşünürken siz gittiniz kiminle oldunuz yani, neyse. Rica ederim Betül, benim kimseyle falan olduğum yok. Ya böyle saçma sapan şeyleri nereden buluyorsun sen? Yani Şebnem'le spaya, mupaya gitmeler. Abicim ben size çok kısa bahsetmiştim aslında. Şebnem'le öyle hafta sonunda spa programı yapalım dedik. Hatta Fikret'le ben de geliriz diye düşünmüştük. Hep beraber çok güzel vakit geçiririz. Hem size de bir değişiklik olur. Yok canım, hiç de güzel olmaz. Ben öyle bir organizasyonun içinde falan olmak istemiyorum. Yıldızcığım, lütfen benim bilgim olmadan hiç kimseyle bu tarz şeyler konuşma. Bak, görüyorsun. Sanki ben kabul etmişim gibi konuşuluyor. Ama abicim ben sizin kabul ettiğinizi söylemedim ki. Biz öylesine konuştuk Şebnem'le. O da yememiş, içmemiş maşallah. Biliyor musun sen de Şebnem'i, o yemez içmez hemen gider yetiştirir yani. Ne güzel analiz ettim. Tabii senin uzmanlık alanın. Yani. Yıldız Hanım. Yemek hazır. Masayı hazırlayayım mı? Lütfen yavaş yavaş hazırlayalım canım. Ayşe, ben yemeğe kalmayayım o zaman. Ben gideyim. Sizlere afiyet olsun şimdiden. Kızım sen de yemeğe kalsaydın bizimle. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ben çocuklarla ve Şadi ile birlikte yiyeceğim. Eltim diye demiyorum. Gerçekten eşine, çocuklarına çok düşkündür. Özellikle maşallah pek prensiplidir. Canım benim. Senin kadar olmasa da. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ay lütfen. Lütfen rica ediyorum, rahatsız olmayın. Hiç kalkmayın. Ben gidiyorum. Songülcüm, Lale bana da gelin ha. Artık çok yakınız. Bekliyorum. Kahveleniriz. Şerife, Eltim'i geçirir misin lütfen? Tamam Yıldız Hanım. Ya ben bir lavaboya gideyim. Kötü müyüm? Ben geleyim mi seninle? Yok yok, gelme. Ben hemen gidip geleceğim. Ben bir lavaboyu kullanayım izninizle. Teşekkürler şimdi. Yok. Şimdi böyle sık sık tuvalete gidecek tabii. Midem bir kötü oldu da bir istifra etmek suretiyle bir lavaboyu kullanayım dedim ama şimdi aşağıda rahatsız olmasınlar diye üst kattaki lavaboyu mu kullansam diye düşündüm. Tabii tabii, buyurun. İleride solda, siz en iyisi orayı kullanın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ay! Yengeciğim. Canım.
Nasılsın Onurcuğum? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim hayatım. Hem yeni ev için ziyarete geldim, hem de şöyle herkesi bir hep beraber göreyim istedim. İyi yapmışsın. Kalsaydın ya yemeğe. Ay yok tatlım, başka bir sefere. Tamam. Görüşürüz. Hadi selam söyle o zaman. Tamam tatlım. Geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Salondalar mı? Evet, hepsi içeride. Sadece Lale Hanım yukarıda. İngilizce biraz kötü olmuş galiba. Öyle mi? Sen ben önce bir bakayım ona. Nerede bu kutu ya? Lale? Lale. Ne yapıyorsun burada? Benim midem kötü oldu. Ay ne oldu? Ay Laleciğim bir şey mi kırıldı? Ne oldu? Bir şey yok anne, kutu düştü. Laleciğim, yavrum iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim. Oh tamam, tamam. Şerife, ben sana söylemedim mi? Ben sana söylemedim mi? Bu vazo benim için çok kıymetli. Dikkatli ol demedim mi ben sana? Demedim mi? Yıldız Hanım dediniz. Hayır, ben de getirdim. Gayet düzgün bir şekilde koymuştum yani. Anlamadım nasıl kırıldı. Anne benim kolum çarptı. Tamam, kusura bakma. Ben sana yenisini alırım. Kadar. Ama hayatım, alamazsın bu tek. Bu bir tane dünyada. Ben bunu müzayededen aldım, bir tane. Tamam anne, ben sana başka bir müzayededen daha güzelini alacağım. Oldu mu? Dünürüm şansına aynından inen bir mevzede var. Ben onu canı gönülden sana hediye edeceğim. Songül Hanımcığım, antika bu, antika. Çok kıymetli bu. 60.000 verdim ben buna. Euro? TL, TL. İyi vermişsiniz. Ama çocuklar çok üzgün şimdi, fazla da şey yapmayalım ne olur. Niye tereciyoruz? Ben neye inanırım biliyor musunuz? Bir uğursuzluktan korudu bu sizi, parçalandı ya. O gözleri mözleri aldı götürdü bu evden. Kurtulduğun zaman başı on gözünün sadakası diye veriverin. Haklısınız. Onurcuğum üzülme bir tanem. Canı sağ olsun, ne yapalım? Tamam anneciğim, sen de kusura bakma tekrar. Şerife, ince ince zarif zarif süpür. Kimsenin ayağına batmasın. Gömün rahmetliyi. Kız gel, tamam kızım. Bakmayın Meftah'a. Hiç şey yapmayın Yıldız. Anneannen değil, anneannen yemeğe yetişemeyecek. Babamdır o. Dur ben kapıya bakayım. Ben bakarım anneciğim kapıya. Ya hadi sen bak bakayım. Hadi kim o demeyi unutma ama, tamam mı? Tamam anne. Ha? Kim o? Benim babacığım. Hoş geldin babacığım. Oh, hoş bulduk güzel kızım. Hadi gel içeri geç hadi. Hoş geldin. Ay hoş geldin. Hoş bulduk benim. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk baldız. Balda yok mu? Ya şey, Lale ile beraber Yıldız Hanım'a gittiler. Yemeğe yetişemeyecek ama. Kurtuluş, sen ne yaptın? Ne yapayım ben önüm? Dükkanını yıkım emri kesinleşti. Gün verdiler, bekliyoruz öyle işte. Ay deme Kurtuluş, ne olacak şimdi? Ne bileyim ben önüm.
Ya Onur Bacanak dükkanı taşıyalım diyor ama yani. İyi fikir. Ben de öyle diyorum, iyi fikir. Ha, zaten dükkan malzemeleri falan da duruyor. Yakın bir yere taşınırsınız işte. Aynen öyle Nünüm. Onu diyorum yani. Yakın bir yere taşıyalım diyorum ama Samet istemiyor. O yüzden kapatıyoruz dükkanı. Üzülme babacığım, biz senin yanındayız. Ya Gülşah'ım benim be. Nünüm bir şey diyeyim mi? Yani iyi ki siz varsınız ha. Siz olmasanız ben ne yaparım ya? Benim canım ailem be. Yemin ediyorum tek dayanağımsınız, tek güzelliğimsiniz. Sen de iyi ki varsın enişte. Ya enişte, Samet'le konuşsan. Zaten iyi anlaşıyorsunuz. İkna edersin belki. Yeniden başlarsınız. Kızım nasıl konuşayım ben Samet'le? Bu adam darma duman, resmen bunalımda ya. Eskiden hani böyle en azından senin varlığın bir güç veriyordu, bir çalışma hırsı veriyordu. E şimdi o da yok. Of kurtuluş ya. Ay ne güzel, annemin gözüne de girmeye başlamıştı. Hayır yani kendi evimize taşınacaktık. Ay mutluluğum şurada 3 saat sürdü ha. Şimdi biz bu şartlar altında evde tutamayız. Tamam Menünüm, tamam ya. İlk önce onu halledeceğim, söz veriyorum, tamam. Olmadı gider Erol'un yanına dönerim, ne yapayım yani? Erol mu? Tamam Nünüm, halledeceğim diyorum, tamam ya, tamam. Yapabilirsin babacığım, ben sana güveniyorum. Gülşah'ım benim ya, canım kızım. E hadi tamam, asmayın yüzünüzü ya, hadi başlayalım yemeğe, hadi. Girin yemeğe, hadi başlayın. Hayatım, ama yeter, üzme artık kendini. Yok hayatım, iyiyim. İyi. Laleciğim. Sen pek bir durgunlaştın. Yemekte de bir şey yemedin. Ne oldu böyle birdenbire? Gündüz ne güzel böyle canlı canlı tatlı tatlı konuşuyordun, soruyordun Yıldız her şeyi. Yoruldum herhalde. Evet. Soru sormaktan yorulmuş olabilir. Hep de dinlenirsin yavrum. Hı hı, dinlenirim. Onurcuğum, sen de eve iş mi getirdin? Düşünceli gibisin. İyi odacığım, ben iyiyim. Yani iş güç tabii, biraz yorulmuşumdur. Laleciğim ne yapalım, kalkalım mı biz? Olur, kalkalım. Ben de sizinle kalkayım çocuklar. Tamam. Hadi. Teşekkürler her şey için. Oğlum. İyi misin? İyiyim anne. Bir şey oldu ama anlamadım. Bak vazoya verdiğim tepki yüzünden üzüldüysen bak sakın. Hayır anneciğim, ne alakası var ya? Hadi gel. Mevzu başka. Anladım ben. Ah benim güzel oğlum. Gel anneciğim, gel. Hadi bakalım. Onurcuğum. Hadi yavrum. Anneciğim iyi geceler, görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler. Anne hadi. İyi geceler. Nesi var bunun? Niye surat asık duruyor? Ay yok bir şey anne. Yani tabii tabii, ben de yedim. Sen hiç anlatma bana. Kızım nesi var? Sen de bugün yapmadığın tuhaflık kalmadı. Çözemiyorum ama çözeceğim. Anne vallahi bir şey yok. Şimdi burada mı konuşalım bunu? Tamam. Dikkatli gidin. Hadi. İyi geceler. Kesin nazar değdi. Kesin. Böyle işte. Anacık nerede kaldın hadi? Ah yavrum, ah yavrum neler çektim. Babanı uyusun diye beklerken benim de içim geçmiş. Küt, bayılmışım. Ay, ay gıybet. Gıybet zamanı, hemen koştum geldim tabii. Anneciğim çok vakit kaybettik yemin ediyorum. Hemen oturumu açıyorum. Evet yavrum aç. Şimdi öncelikle durumu kısaca özetle. Ben sana kısaca anlatayım. Şimdi Pelin Su, Onur'a yüzüğü geri vermiş. Demiş ki benim ilişkim var. Onur da olgunlukta karşılamış, modern karşılamış. Sarılmışlar, öpüşmüşler, dağılmışlar. Fakat Filiz bunu yanlış anlamış. Bak
Ama bak, bu Pelin Su var ya az değil ha. Ah anacığım, bu Pelin Su çok bildiğin çok, yemin ediyorum. Sen Filiz'e ilişkin olduğuna nasıl inandırdın? Sonra o ilişkinin onurlu olduğuna nasıl inandırdın acaba? Filiz olsan kafa gitti. Bana bak, bizim de bu Pelin Su'nun şahane çabalarını asla boşa çıkarmamamız gerekiyor. Şimdi Filiz'e Pelin Su'yla Onur'un arasında bir ilişki olduğuna iyice inandırmamız lazım yavrum. Doğru söylüyorsun anacığım. Doğru söylüyorsun ama düşünmemiz lazım. Tamam, düşünelim. Mesela yarın şirkette Onur'u sıkı bir takibe alabilirsin yavrum. Bunu ben de düşündüm ama Onur yarın toplantıdaymış. Peki Pelin Su katılacak mı bu toplantıya? Hiç sanmıyorum. Artık katılacak. Sen ne yapıp edeceksin ve Pelin Su'nun o toplantıya katılmasını sen sağlayacaksın. Anladım anneciğim, tamam. O Pelin Su o toplantıya ne yapacak, yapacak? Katılacak. Ama neden? Çünkü benim fikrim geldi. Ve de harika bir fikir. Bak şimdi, oturumu açıyorum. Dinle. Ay kapı, annem geldi. Ablacığım, sakin oluyorsun. Konuştuğumuz gibi, tamam mı? Dua et bize, dua. Dua et. Anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim, hoş geldin. Başım ağrıyor, ben yatıyorum. Yatıyor musun? Ne oluyor ya? Bir çıksanız, siz giyiniyorum. Anne ne olursun böyle yapma. Vallahi özür diliyorum. Bir daha sana yalan söylemeyeceğim. Ne olursun affet beni. Ay niye üzülüyorsun? Kotan mı doldu? Yalan kotan mı doldu? Tüh 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 tüh. Anne vallahi çok üzgünüm. Böyle giderse hastalanıp yataklara düşeceğim. Verem olacağım. Belki ağzından kan gelecek. Türk filmi gibi. Ya tamam biraz abarttım ama gerçekten çok üzgünüm anne. Ne olursun. Belli belli. Ne? Ay, bir dakika ya. Yok öyle şeyler. Yok, yok öyle şeyler. Ben sana çok kızgınım. Sen doldurdun beni ayol. Yok, yok ben prensle evlenirim. Yok şu bilmem köşkte otururum. Yok bilmem ne. Pırnan tam da bilmem kaç dolar. Anne vallahi bir daha yalan yok. Yemin ederim ne olur beni affet ya. Yalvarıyorum sana ne olursun. Sizi affetmiyorum. Ama yarın belki bu yataktan kalkamam. Küs gitmeyelim diye. Ay barışıyor. Annem Allah korusun. Bak yüreğimi de ağladım. Ay söyleyeyim. Annem ona sözü. Ay ne olur. Annem. Aa, boğacaksınız. Uy. Ay şimdi gidiyorum. Tamam be. Ne o be şapır şapır. Ay. Tamam gidin be. Tamam. Gidin. Nilüfer. Nilüfer sen bir gelsene. Anne. Sen bir şey biliyor musun? Bu nedir bu Lale'nin hali, Onur'un falan bir yüzleri bir karış falan? Yok anne bir şey demedi, ne oldu ki? O zaman bir ara ağzını Lale'nin. Bir tuhaflık var. Tamam annem, tamam. Ay tamam, çıkın çıkın çıkın. Annem benim. Allah Allah ya. Ne oluyor ki dün bir, bugün iki? Onur da böyle bir hafra tafra, bir erken dönmeler, bir mektuplar falan. Hadi hayırlısı. Aşkım film izler miyiz ya? Ya hiç film modunda değilim. Ben kitap okuyacağım. O zaman ben bir kış çayı yapayım diyordum. İster misin? Yoksa. Peki başka bir şey içer misin? Hayır istemiyorum. Resmen çok güzel giden bir şeyi mahvettim ya. Tebrik ediyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne? Ay efendim Lale. Abla çok kötü bir şey oldu. Değil mi?
Ay Lale, annem de bir şeylerden bahsetti ama anlamadım. Ne yaptın ablacığım? Ben yine Onur'a yakalandım. Ne? Ay nasıl? Ne yaptın? Ben kutunun içinde ne var diye merak ediyordum ya. Yıldız Hanım'ın odasına girdim. Ay Lale, inanamıyorum sana şu an ya. Bari ne varmış kutunun içinde, görebildin mi? Vazo. Vazo varmış. Kutunun içinde vazo varmış. Demek ki kutular birbirine benziyordu. Karıştı herhalde, anlamadım. Abla, ben vazoyu kırdım bir de. 60 bin liraymış, antikaymış o. Ay vallahi şu anda şoktayım. Ay gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Pes yani Lale. Ama bir şey söylemek zorundasın. Yüzüme bile bakmıyor, doğru düzgün benimle konuşmuyor. Bana yardım edeceksin. Tamam. Haklı çocuk yani. Ben sana demedim mi o kutudan uzak dur diye, kurcalama diye? Ama şu an bana hiç yardımcı olmuyorsun. Ne yapacağım ben? Ne yap biliyor musun ablacığım? Al karşına Onur'u. Konuş. Tamam mı? Evde bir fotoğraf bulduğunu, arkasında bir şeylerin yazdığını, bunun üzerine şüphelendiğimi, çiftlik evine gittiğimi söyle. Tamam mı? Böyle her şeyi anlat. Orada da bir kutu bulduğunu söyle. Değil mi? Az kalsın sana da yakalanıyorduk değil mi? Saçmalama. Söyleyemem. Lale, bak her şeyi anlatmadığın sürece ablacığım her şey çok daha kötü olacak. Yani yaptıklarının dışarıdan nasıl gözüktüğünün farkında mısın sen ya? Ha? Yani Onur seni böyle bir paranoyak falan zannedecek ya. Ya, haklısın abla ya. Evet, her şeyi anlatacağım Onur'a. Alacağım karşıma, konuşacağım. Tamam, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Tamam, tamam babacığım. Hadi iyi geceler, hadi. Of Lale ya. Of. 2 saniyede gaza geliyorsun. Hadi git konuş bakalım kolaysa. Git konuş. Konuş. Konuşabiliyorsan konuş. Uyuyakalmış tabii. 1 saat telefonda konuşursam. Ya nasıl konuşacağım ben şimdi? Uyandırsam? Yok daha neler. Of Lale, of. Tesadüf mü? Lüksetti aşk ellerimde. Damlar durur, kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Ay Onur uyandı mı acaba? Dün akşamdan beri aklım onda. Aa, niye aklın onda kaldı ki? Akşam Onur'un canı ne kadar sıkkındı, fark etmedin mi? Yok, normaldi. Ay iyi bakmamışsın sen o zaman. Abim bile fark etti de sordu ya hatta. Tamam Yıldız, yükselme o kadar. Tamam, durgundu diyelim. Bak, bak sen de fark etmişsin. Kesin Lale üzdü çocuğumu ama ne yaparak üzdü acaba? Sorsam da anlatmaz ki. Günaydın. Günaydın. Şerife, Onurlara gidiyorsun. Tabii Yıldız Hanım. Yıldız ya, rahat bırak çocukları ya. Ha ben ne yapıyorum da rahat bırak? Ben rahat etsinler diye yardımcımı gönderiyorum, sen hazırlan. Ha gözünü de 4 aç. Gözünü, kulağını 4 aç. Ne? Yani gözünü 4 aç ki böyle dip köşe, 4 köşe her yeri temiz olsun. İyice temizle, toz kalmasın. Anladım Yıldız Hanım, siz hiç merak etmeyin. Ben hemen gidip hazırlayayım o zaman. Yıldız, bak oluyor mu şimdi bu yaptığın ya? Niye olmuyor? Oluyor, oluyor, oluyor. Gayet iyi oluyor. Gayet iyi oluyor Fikret. Her şeye bir of, her şeye bir puf, of puf Fikret, of puf Fikret. Ay. Her tarafın tozunu dumanını attırıyorsun ya. Gelsen diyorum,
Beni çekip alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Uyar, yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme, hadi artık. Aşk yolun küçücük, sevda meleği. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya yolun küçücük, sevda meleği. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme. Kim ki acaba? Hadi artık, aşk yolun küçücük, sevda meleği. Günaydın Leyla Hanım. Günaydın. Şerife, hayırdır? Sabah sabah böyle. Ha, bir sorun yok. Yıldız Hanım yolladı size yardımcı olayım diye. Ha, Onur bahsetmişti. Ama bu çok kısa bir süre için. Tamam mı? Annem zaten bakıyor yardımcı. Tabii ki Leyla Hanım. Siz ne kadar süre isterseniz. Yalnızca her türlü yardıma hazırım. Bunu bilin yeter. İyi madem. Ben kahvaltı hazırladım. Sen de... Ben de bir toparlayayım o zaman. Hızlı çalışıyor. Kısa bir süreymiş. Orasını göreceğiz Leyla Hanım. Annesi birini ayarlamış. Ayrıca bakalım sizin o ayarladıklarınız bu evde kalabiliyor mu? Bunlar daha Şerife'yi tanımıyor. Aa, Onur Bey koltukta uyumuş. Ay, daha bunlar ilk günden. Aman, durum zannedilenden de ciddi galiba. Bu evden bana çok iş çıkar demek oluyor. Ay, gelsin altınlar, paracıklar. Günaydın hayatım. Günaydın. Benim canım çok bir şey istemiyor ya. Ben sadece bir kahve içeceğim. Onur, dün akşam ben sana olup biteni anlatacaktım ama sen çok gergindin ya. O yüzden konuşamadım seninle. Sonra cesaretimi topladım. Sen de uyumuşsun. Lale, ben seni anlamak istiyorum. Ama gerçekten anlaşılması güç şeyler yaşatıyorsun bana. Tamam. Haklı olabilirsin. Ama ben sana her şeyi en baştan anlatacağım. Ne yaşadıysam, ne hissettiysem anlatacağım. Hatta belki bana hak bile vereceksin, biliyor musun? Evde biri mi var? Şerife, annen göndermiş.
Günaydın Onur Bey. Bir arzunuz var mı? Günaydın Şerife. Sağ ol. Yok. Efendim Erol. Kuzeş, nerelerdesin? Evdeyim, hayırdır? Şey için aradım ya. Diyorum ki bu sunumdan önce toplansak sen, ben, Pelin, Su. Hı? Bir toplantı yapsak. Hayret. Sen böyle şeyleri düşünür müydün? Gözlerim yaşardı. Biz de belli bir yaşa geldik tabii bir yerde. Mesleki bir tecrübemiz de oldu. Olgunlaştık diyelim ha. Hadi bak, bekliyorum, geç kalma. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Tamam. Şimdi güzelce toplantımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben bir yemek organizasyonu ayarlıyorum ve size ekiyorum. Sonrası zaten senin ellerinde. Orasını da bana bırakacaksın Erol'cum. Orasından çok eminim. Derya'cığım, konuşmaya sonra devam edelim mi? Ya ama bak Onur, ben böyle çok huzursuzum. Bir an önce konuşmak istiyorum. Beni dinlemeni istiyorum. Akşam baş başa konuşuruz. Tamam mı? Zaten huzursuz da olma. Yani sen beni anlayacaksın, hatta hak vereceksin dedin ya. O bile benim içimi rahatlattı. Tamam. Çıkalım o zaman beraber. Hastaneden organizasyonla ilgili mail gelmişti. Ben bir hastaneye uğrayacağım. Oradan da dükkana giderim. Anlaştık. Şerife, biz çıkıyoruz. Ah, çıkıyor musunuz Onur Bey? Hadi. Tamam. Hadi, sana kolay gelsin. Ben bir üstümü değiştireyim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahvaltı bile yapmadılar. Çatlattın beni meraktan. Anlatsana Allah aşkına neler oluyor Şerife. Yıldız Hanım, durum sanılandan da ciddi buralarda. Onur Bey dün gece koltukta uyumuş ayol. Ne? Koltukta mı geçirmiş? O kız benim oğlumu koltukta mı yatırmış? Hem de suçlu kendisiyken. Neler duydun, neler öğrendin? Hemen anlat, anlat. Anlat, dinliyorum. Gel. Lale. Ah, hoş geldin. Otursana. Merhaba. Merhaba. Ben organizasyon için gelmiştim de sana da bir uğrayayım dedim. Çok iyi yaptın. Hayırdır? Balayı erken bitmiş galiba. Dönmüşsünüz. Öyle oldu işte. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yani sadece biraz iştahım açıldı. Ya, normal. Porsiyonlarını arttırman gerekiyor. Zaten beslenme programına ilgili de bir değişiklik yapman lazım. Şimdi bu haftalara özel diyetisyenimizle bir beslenme programı hazırladık sana özel. Hatta istiyorsan onun bir kopyasını ben sana vereyim. Süper olur. Bu liste sende kalsın. Haftaya Onur Bey'le beraber gelirsiniz. Hem seni de muayene etmiş olurum. Tabii. Geliriz, teşekkürler. Sen iyi misin? Hayır, deminden beri üstüne gelmeyeyim diyorum ama bir şey var sende. Yok bir şey, iyiyim. Onur Bey'le bir sorun yaşamadınız değil mi? Hayır, balayından da erken dönmüşsünüz. Ne oldu? Bana anlatabilirsin biliyorsun. Ya biz balayından erken döndük. Çünkü Onur'un şirkette yani işleriyle ilgili problem çıktı. Ama sonra ben eve döndüğümde bir fotoğraf gördüm. Onur'un o balayında kaldığımız otelde çekilmiş bir fotoğraf, eski bir fotoğraf. Arkasında şöyle bir not yazıyordu. Buraların sensiz hiç tadı yok, özleniyorsun bitterçiliğim benim diye bir fotoğraf. Yani ben o zaman anladım durumu. Balayımızı neden erken kestiğimizi. Ya bilmiyorum Onur, böyle sinirlerim bozuldu. Neden sana anlattığımı da bilmiyorum ama ne bileyim ya. Şüphelendim işte. Ya tabii ki anlatacaksın. Ben sana daha önce ne dedim? Hiçbir şeyi içinde tutmayacaksın. Bak ben senin doktorunum. Hayır, bırak doktoru, arkadaşınım. Yani, tabii ki bana anlatacaksın. Başka kime anlatacaksın? Sen şimdi boş ver bunu da, bu fotoğraf olayını Onur'a anlattın mı? Anlatmadım. Çünkü önce emin olmak istedim. Yani bakayım dedim, bitter çilek kim? Onu bir araştırayım dedim ama elime yüzüme bulaştırdım, Onur'a yakalandım. Anlaşıldı. Yani haklıyken haksız duruma düştün. Ay, keşke haksız duruma düşseydim.
Yemin ediyorum Onur'un gözünde şu an bir ruh hastasıyım. Psikopatım ya. Ya abartma Allah aşkına. Yani araştırman, kıskanman, ne bileyim, mantık dışı hareket etmen çok normal. Yani çünkü aşıksın. Her şeyden önce de hamilesin. Bak şimdi sen ne yap biliyor musun? Bence git. Onur'a her şeyi anlat. Onun da bir açıklama yapmasını bekle. Eğer yapacağı açıklama aklına yatmazsa, yani mantıksız gelirse, o zaman bir araştırma içerisine girmen veya kıskanman çok normal. Çünkü böyle yaparak kendini üzüyorsun. Üzme kendini. Tamam. Ben gidip Onur'la konuşacağım hemen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse kalkayım artık. Yine beklerim. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Her şey hazır görünüyor kuzen. Hazır kuzen. Her şeyi hazırladık. İnceledik, sık dokuduk gerçekten. Gözümüzden kaçan birkaç tane detay vardı. Onu da Pelin sucuğum sağ olsun söyledi de ekledik dosyaya. Güzel. O zaman yavaş yavaş toplantıya geçebiliriz. Tabii tabii. Hemen toplantıya geçelim. Pelin sucuğum bizimlesin herhalde değil mi? Yok. Ben toplantıya katılmıyorum. Yani Onur böyle bir şey söylemedi. İstersen katılabilirsin Pelin'su. Tamam o zaman. Yani benim bir katkım olacaksa... Ben de katılayım. Aa, aşk olsun. Ne demek katkım olacaksa? Bu şirkete katkın en başından beri belli. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız oldun bir yerde. Toplantıdan önce ben bir odama geçeyim diyorum, sonra buluşalım. Bana doyum olmaz. Size müsaade. Ne konuştunuz? Vallahi işle ilgili konuştuk da galiba haklısın karıcığım. Bunlar birlikteler. Diyorum ben işte diyorum. Yemeğe gidelim dedim birlikte. Baş başa gideceğiz dediler. Neymiş? Ağız ağza yiyeceklermiş. Ne diyorsun? Ne? Ah kuzen. Ah vicdansız çocuk. Demek ki o Lale'yi de paravan olarak kullandı biliyor musun? Hem bununla ilişkini yaşa hem de öbürünü paravan olarak kullan. Onu da devam ettir. Hiç de kimse sana karışmasın. Oldu ya oldu ama... Bence sen yine de bunu Lale'ye anlatma. Hassas mevzu. Bak. Demiştim ben. Arama Lale'yi sakın. Bak sakın Lale'yi arama. Lale'yi ararsan bu sefer Pelin suyu parçalar. Sakın arama. Parçalasın. Parçalasın yani. Ben dayanamayacağım. Ben Lale'ye haber vereceğim Lale'ye. Ama ya bebeğe bir şey olursa? Lale çok üzülür. Yok ya aramayacağım. Bana baksana sen. Hem ben sana zaten güvenmiyorum ki. Tıfılacağım. Allah Allah tavırlara gel. Sen görmedin mi? Geçti gitti önünden. Kendi gözlerinle gördün. İlk ben mi söyledim sana? Neyse. Önce emin olmam lazım. Filiz, yine zan altındayım. Zan benim üstümde şu anda. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Ben de sizi arayacaktım. Akşam için ne yemek yapayım size? Ne istersiniz? Vallahi akşam yemeği ben yapmak istiyorum. O yüzden sen başka bir şeyle ilgilenebilirsin. Tabii. Ben o zaman poşetleri yerleştireyim. Kendini affettirmek için yemek hazırlayacak demek ki. Artık ne yaptıysa yani Onur Bey'e düşün. Bu ev daha atraksiyonlu vallahi diğerinden. Lale Hanım, isterseniz ben yardım için bugün kalayım. Yok, çok teşekkürler Şerife. Sen çıkabilirsin. Tamam, o zaman bunları yerleştireyim de öyle çıkayım ben. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümlerse. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.
kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. Tesadüf mü yüksekti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yanım aşksan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Ay, çok güzel oldu vallahi. Ellerime sağlık. Ayşe gücüm, bunları da masaya bırakırsın. Bu toplantı beni bayağı acıktırdı. Hep birlikte yemeğe gidelim mi? Olabilir. Olur, bana uyar. Giderim. Aa, bana olmaz. Şu anda aklıma geldi. Benim Filiz'le doktor randevum var. Filiz beni keser. Siz artık baş başa gidin yemeğe. İyi bari. Olur. Efendim? Canım, müsait miydin? Müsaitim. Kaçta gelirsin acaba eve? Ben sana akşam için yemek hazırladım da. Hem konuşamamıştık ve ben bu yüzden çok huzursuzum. Geldiğinde konuşmak istiyorum. Tamam, geliyorum o zaman hemen. Benim acil eve gitmem lazım. Birisi başka zaman yaparız. Tamam, olur. Hadi görüşürüz. Haydi kuzen, görüşürüz. Allah Allah, asker etti çocuğu. Yemin ediyorum, git de yoklamanı ver. Git de yoklamanı ver Lale Hanım'a. Yemeğe de gidemedik, yemek de yalan oldu. Ben götüreyim mi kız seni yemeğe? Doyurayım mı seni? Erol, zamansızsın. Sanki ben gittim eve. Kocacığım. Hoş bulduk. Bak, sana çok güzel yemekler hazırladım. Açsın değil mi? Yani o kadar şey hazırlamışsın. Yerim bir şeyler. Hadi geç. Ödüm yarıldı hayatım. Korkuttun mu seni? Yok, korku sabit zaten. Genelde korkuyorum. Bu ana özel bir şey değil. Hayırdır konsept? Ama korkunu atacağım bu gece senin. Çünkü neden biliyor musun? Allah Allah, ne yapacaksın? Sürprizlerim var. Ne yapacaksın? Masaj mı yapacaksın? Natır. Kese de olur. Masaj da yapabilirim. Ama önce ne yapacağım biliyor musun? Yemek.
Çünkü benim felsefeme göre yemek rahatlatır. Hayatım sen yemek yapma. Yemin ediyorum mutfağın altını üstüne getirirsin. Seher de yok, sen yemek yapma. Sen ne diyorsun ya? Ben yemek yapamaz mıyım? Öyle mi diyorsun yani? Hayır. Yapmaktan ziyade yemekte daha bir kabiliyetlisin o açıdan. Erol'cum, yatağın üzerinde odamızda seni bir sürpriz bekliyor. Git bir bakalım ne varmış orada. Hadi. Toran aga. Çok güzel olacak. Rüyada değiliz değil mi? Ah! Böğrüme girdi, ne yapıyorsun? Of, değiliz. Beğendin mi? Gerçekten ellerine sağlık. Hayatımda yediğim en güzel nödül. Çünkü hayatımda yediğim ilk nödül. Bir de senin elinden beğendiğim ilk şey oldu bu da. Zaten ben sana ilk defa yemek yapıyorum. O ne oldu ki? Aman, lafın nereye? Hadi nödülümüzü yiyelim. Afiyet olsun. Her şey şahaneydi hayatım. Hadi yatalım artık. Zirvedeyken bırakalım. Yatmaya mı? Ben daha gece yeni başlıyor diye düşünüyordum. Bu konsepte devam etmeyi ne dersin? Allah Allah, ne yapacaksın acaba? Kız sende ne cevherler varmış zilli. Yemin ediyorum. Gevşalığı nereden öğrendin acaba? Yani işte nereden öğrendiğimi çok kurcalamayalım ama... Sıra senin istediğin şeye geldi. Masaj. Daha! Hayır. Dengirtmem. Ellettirmem kendimi. Okşattırmam. Oldurtmam. Masaj falan yok. Kimden öğrendin acaba sen de masaj yapacaksın bana? Sen çocuklarımın anası, evinin kadınısın kadın. Git yat yatağına. Hoşunuza gitmedi mi? Tonlamalara bak Allah'ını seversen yapma Filiz lütfen. İrit oluyorum. Peki kocacığım izninizle. Kurmalı gibi gidişe bak pıtır pıtır. Dört günde çıkamadı odadan. Geyşaymış. Senin neyin acaba uzakta o adetleri? Kimden öğrendin acaba da benim aklımı bulandırıyorsun burada? Rakibim kim acaba? İlk değilim, yemin ediyorum ilk değilim. Bu kız başkalarına da geyşalık yapmış. Yemin ediyorum ilk değilim. Şu anda mağdurum. Yemin ediyorum mağdurum. Seni dinliyorum Lale'cim. Şimdi ben her şeyi baştan sona anlatmak istiyorum sana. Yani bu nasıl başladı? Merakla bekliyorum yani çünkü son zamanlarda yaptığın şeyler hiç akıl alır gibi değil. Bir diyorum ki hormoneldir, hamilelikten dolayı kıskanıyor falan diyorum. Bir hoşuma da gidiyor, gitmiyor değil. Sonra güvensiz gibi davranıyorsun. O da benim canımı sıkıyor yani. Yok, ben sana güveniyorum. Sıkıntım o değil.
Biz şimdi balayından döndük ya. Ondan sonra ben evde bir tane fotoğraf buldum. O fotoğrafta sen varsın, bir de balayı yaptığımız otel. Yani onun önündesin, poz vermişsin. Arkasında da bir tane not yazıyor. Buraların sensiz hiç tadı yok, özleniyorsun bitter çileğim benim diye bir not var. Ben de bitter çileğin peşine düştüm. Kıskandım çünkü Onur. Nalecim, benim öyle bir fotoğrafımın olması imkansız. Yani vardır illaki öyle bir fotoğraf da orada çekilmiş. Bu söylediğin şeyi ilk defa duyuyorum ben. Öyle bir yazıyı yani. Gerçekten mi ya? Evet Lale, gerçekten. Nerede fotoğraf? Bir saniye. Fotoğraf yıllar önce çekilmiş. Zaten bu yazı benim değil Lale'cim, bu benim el yazım değil. Yani belli ki yeni yazılmış bu. Üzerine oynanmış yani. Yani bizim evde bunun ne işi var, ben onu anlamadım ki. Onur, sen ciddi misin? Ciddiyim Lale, ciddiyim. Yani şu an sinirliyim, şaşkınım yani. Bu ne saçma sapan bir şey ya. Ben anlam veremiyorum yani. Yani bizden başka hiç kimse girmedi eve. Kim koyacak ki onu? Şerife geldi. De Şerife niye yapsın böyle bir şey? Sen bunu nerede buldun? Bizim yatak odasında giyinme odası var ya. Oradan ben eşya alıyordum. Onunla beraber düştü yere. Senin eski evinden gelmiş olabilir diye düşündüm ama oraları da biz yerleştirdik. Görmüş olurduk herhalde. Demek ki biz oteldeyken geldi koydu biri. Yani bunu ya yengem yaptı ya Erol yaptı yani. Başka kim yapacak ki? Bence de yani olabilir. Çünkü yengenler başından beri zaten beraber olmamızı istemiyor. Sebebini anlamadım ama hissediyorum istemiyorlar yani. Şimdi balayında mutsuzdun. Erken döndük. Fotoğrafı gördüm. Bir de balayında orada bitter çilek falan yiyince iyice sinir oldum yani. Kim dedim bu bitter çilek? Lale'cim, ben o bitter çileği sipariş etmedim odaya. Yani bize orada da bir oyun oynandı. Ben de sana bir şey söyleyemedim. O an keyfimiz kaçmasın diye. İtiraf ediyorum. Zaten yangın falan da çıkmadı şantiyede. Yani bu olaylar üst üste geldikçe ben gerildim. Daha fazla tadımız kaçmasın diye ayrılmak istedim otelden. Ben tahmin ettim. Yani Filiz kavga edip döndüğümüzü düşünmüş. Oradan. Yok, o düşünmemiştir. Düşünmemiştir. Erol düşündürtmüştür ona. Geldi zaten beni darladı. Ay siz kavga mı ettiniz balayında, başka niye döndür falan filan. Yani ben hiçbir şey söylemedim tabii. Bunları da anlatmadım da. Öyle kafasına göre konuşmuş işte Filiz'e yine ileri geri. Keşke başından beri her şeyi birbirimize anlatsaydık. O zaman böyle her şey sarpa sarmayacaktı. Yani lütfen bana inan, tamam mı? Bana her zaman inan. Ben geçmişimi düşünmüyorum bile. Benim için sadece sen varsın. Bunu böyle bil. Ben seninle, Emir'le beraber yeni tertemiz bir sayfa açtım. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama benim hatam ne oldu biliyor musun? Yani bu fotoğrafı bulduğum birçok şey tek başıma çözmeye çalıştım. Benim tek hatam bu. Yani şimdi tek başına da sayılmaz. Ablanın yaptıklarını da hiç saymayalım değil mi? Hı? İşbirlikçi. Ya merak ediyorum, sen ne yapıyordun benim odamda, ne arıyordun Allah aşkına söyle. Kutuyu. Hangi kutuyu? Yani hani birbirimize doğruları söyleyecektik ya, birbirimizle hemen paylaşacaktık ya. Senin çiftlik evinden alıp götürdüğün kutuyu. Yani içinden özel şeyler çıkacaktı, ben emindim ama sen gelince tam bakamadım da saklandım. Şu an sinirden gülüyorum yani. Çok kızdın değil mi bana? Vallahi çok kızdın. Keşke gelip her şeyi anlatsaydım sana. Vazo da zaten o yüzden kırıldı. Ben o kutuyu o kutu sandım. Sen şimdi kutu nereden merak ediyorsundur değil mi? İçini yiyordur hala. Ya şimdi bize böyle
İşte yok mektuptu, yok bilmem neydi, işte çilekti falandı filandı diye saçma sapan oyunlar oynanınca ben dedim ki yani biri herhalde kutuyu buldu. Oradaki bilgilerle bir şeyler yapıyor falan. Aklıma geldi kutunun olduğu. Çiftlik evine gittim ben de zaten. Görmüşsün. Aldım onu. İçindekilerin hepsini yaktım. Yandı bitti kül oldu diyorsun yani. Yani. Bak Lale'cim sana tekrar söylüyorum. Benim o otelde huzursuz olma sebebim asla geçmişim değil, asla eski ilişkim değil. Tamamen orada yaşadığım olaylar yani işte o bitterle çilek mevzusu. Ondan sonra işte daha önce yazılan bir mektup, kimliği belirsiz. Yani bunların daha fazla uzamasından korktum işin açığı. Daha fazla gerilmek de istemedim. Bize oyunlar oynanmasına zemin hazırlamak istemedim yani. O yüzden de şöyle bir şey söyledim sana. Döndük yani. Lale, sen benim çocuğumun annesisin. Sen benim canımsın. Bunu hiç kimse bozmayacak, tamam mı? Hiç kimse bozamayacak. Hiç kimse değiştiremeyecek. Kaçsın da önce beni bulur yani öyle bir şey olduğunda. Tabii şimdi bunları kim yapıyor, bu oyunları kim oynuyor? Onu da bulacağım. Sen merak etme. Tamam mı? Ama sen de bundan sonra herhangi bir şey olduğunda bana hemen söyleyeceksin. Anlaştık. Tamam. Söz veriyorum artık gizli saklı hiçbir şey yok. Ay vallahi böyle konuştuk ya. İçim rahatladı benim. Artık benim de içim rahatladı. Yani yoksa senin gerçekten paranoyak olduğunu düşünmeye başlıyordum tam. Onur Saran sayende aşkından deli oldum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.